Hayırlı akşamlar. Başka Açıdan yayınında ben Fatih Dağıstanlı konuklarımızla birlikte canlı yayında karşınızdayız. Kimlerle birlikteyiz? Hemen takdim ederek aslında geçen hafta aynı takımla bu hafta da Başka Açıdan yayınını gerçekleştiriyoruz. Hakan Bayrakçı bizimle birlikte, Cem Toker yine bu akşam da bizimle birlikte, Kenan Alpay ve Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte Başka Açıdan yayınını gerçekleştireceğiz. Sizler de bu yayına rahatlık ve kolaylıkla katkı sağlayabilin diye yönetmen arkadaşımız da iletişim bilgilerini şu anda ekrana verdi. Ama saatler Türkiye saatiyle 22'yi gösterdiğinde bir Çin'e gideceğiz ve Çin'deki Pekin Büyükelçimiz Abdülkadir Emin Önen'e bir canlı Skype bağlantısı yapacağız ve koronavirüsle nasıl Çin'in baş ettiğini ya da etmek için halen gayret gösterip göstermediğini ya da oradan Çin'den, Pekin'den, Türkiye'nin, İstanbul'un, Ankara'nın nasıl gözüktüğünü direkt ilk ağızdan duymuş olacağız. Bu arada konuklarımız da rahatlık ve kolaylıkla Çin Büyükelçimize, Pekin Büyükelçimize soru sorabilecekler. Ama hemen önce yönetmen arkadaşımızdan Sağlık Bakanı Doktor Fahrettin Koca'nın bugün açıkladığı koronavirüs tablosunu bir ekrana vermesini ve hemen Ali İhsan Bey'in ve konuklarımızın tek tek bununla ilgili birkaç cümle değerlendirmelerini alalım istiyorum. Ardından ise Çin'e uzanacağız. Buyurun Ali İhsan Bey. 4 Mayıs'tan başlayarak yürüyecek olursak 4 Mayıs'ta vefat sayımız 64, sonra 59, sonra 64, tekrar 57'ye inmiş durumda. Gidişat olarak doğru noktada gittiğimiz kanaatindeyim. Ben birileri her ne kadar İtalya olmaktan korkuyoruz diye söylemler geliştirseler de, Amerika'dan asistan profesörler, şunlar bunlar kendilerini profesör yerine koyup Türkiye'ye ahkam kesseler de, vakalar gizleniyor da deseler, hastalar sayısı çok daha fazla da deseler, her türlü kara propagandaya rağmen olumlu tabloyu görüyoruz. Maskelerimiz gelmedi diyenlere inat, maskelerin, efendim sağlık teşkilatının tedbirli olup olmaması vesaire, bütün zinciri alın elinize, sonuç tablo bu. Sonuç tabloda birçok Avrupa ülkesinden kat kat düşük sayıda hasta sayımız var. Kat kat düşük oranda vefat sayımız var. Ki bugün itibariyle entübe sayısı, makineye bağlı hasta sayımız 665-700'ün altına dahi inmiş durumda. Ve yoğun bakımda olan hasta sayımız da 1260 olarak açıklandık. Bu sayılar bir hafta önce 1700-1800 yoğun bakımda olan hasta sayımızdı. Ve entübe hasta sayımız da 900'ler civarındaydı. Bu orandaki bir düşüş iyiye doğru gidişatı gösteriyor. İnşallah bundan sonraki dönemde bir rehavete kapılarak herhangi bir şekilde ikinci dalga dedikleri bir oyuna gelmeyiz diye ümit ediyorum. Evet. İnşallah diyorum. Evet, buyurun Kenan Bey. Futbol 12 Haziran'da berberler sakal tıraşı yapmamak kaydıyla açılacaklar. Daha başka ne söyleyeyim diye şöyle bir bakıyorum önümdeki notlara ama birazdan söyleyeceğim. Buyurun. Evet, yani beni tabii burada en çok ilgilendiren meselelerden bir tanesi şu: alışveriş merkezlerinin açılacak olması. Normal şartlarda benim beklentim Avrupa Birliği ülkelerinde olduğu gibi öncelikle küçük işletmelerin açılması, alışveriş merkezlerinin daha sonra açılması yönündeydi. Çünkü bildiğim kadarıyla 3-4 Mayıs itibariyle Almanya'da 800 metrekarenin altındaki mağazaların açılmasına izin verildi. Henüz alışveriş merkeziyle ilgili bir karar alınmadı. Fakat Türkiye zannediyorum yeni bir kılavuz yenileyecek. Onu da görmedik tabii. Yani alışveriş merkezlerine alınacak insan sayısı, ne bileyim alışveriş merkezlerini ziyaret süresi, bunların hepsinde bir düzenleme olacak. O beni şaşırttı. İkincisi de tabii futbol karşılaşmalarının, liglerin yeniden başlaması ile ilgili Sayın Bakan'ın, Fahrettin Koca'nın topu bir nevi Futbol Federasyonu'na atması benim açımdan şaşırtıcı oldu. Şaşırtıcı olmasının sebebi şu: yani Futbol Federasyonu'na kalsa zaten belki maçları hiç erteleme yoluna gitmeyecekti. Yani onlar olduğu gibi maçların oynanmasına devam etmesine karar vereceklerdi. Ama Futbol Federasyonu Başkanı konuşma yaptığında da 12 Haziran tarihini düşünüyoruz derken şimdilik kaydını düştü. Bunu da mesela, yani küçük bir ayrıntı gibi gözüküyor ama o da bence önemli. Çünkü Türkiye açısından bu rakamların elhamdülillah bu şekilde sağlıklı bir biçimde inişe geçmiş olması, yani Türkiye'nin
Nisan'ın ortasıyla 3. haftası arasında pik yaptığı kabul ediliyor. O tarihten itibaren Türkiye'nin hızlı bir biçimde vaka sayısında, efendim entübe hasta sayısında, iyileşme sayısında ciddi anlamıyla göstermiş olduğu olumlu bir tablo var. Benim korkum ve kaygım birçok insanda, birçok ülkede olduğu gibi tekrardan hareketlenmesine dönük bir tedbirsizliğin, bir gevşekliğin, bir rehavetin olmaması. Ümit ediyorum, dua ediyorum. İnşallah bu alınan kararların uygulanması yönünde çok sıkı bir takım tedbirler alınır da biz inşallah bu sözü... Yeni reaksiyonlar, yeni mutasyona inşallah geçirmiş bir virüsle karşı karşıya inşallah kalmayız. Cem Bey, bu arada Fenerbahçe'de korona çıkmış bugün. Bir son dakika bilgisi olarak geldi biraz önce. Samandıra çalışanlarından birinin sonucu pozitif tespit edilmiş. Bir diğer çalışanın da şüpheli durumu sebebiyle Fenerbahçe antrenmanı da iptal etmiş. Evet. Buyurun. Yani bütün dünyada rakamlar inişe geçti. Bir şekilde kontrol altına alınıyor herhalde bu meret. Türkiye'de de rakamlar inişte. Hayatta yavaş yavaş normale dönüyor. Dönmek de zorunda zaten, çünkü bilhassa Türkiye gibi ülkelerde esnafın, insanların, çalışanların fazla dayanma gücü olmayacak. Bu zor bir karar. Sağlık güvenliği, öte yandan ekonomi. Yani insanlar yemek de yiyecek, evine ekmek de götürmek zorunda. Bu geçtiğimiz iki ay içinde millet de bilinçlendi zannediyorum. AVM'lerin açılma kararını eleştirenler çok ama yani ben AVM'lerin kontrollü girişle, mesafeye dikkat edilerek, işte maskeyle falan bütün tedbirler alınarak açılmasını eleştirmiyorum, doğru buluyorum. Semt pazarları açıkken, süpermarketler açıkken, yani AVM'ler niye açılmasın? Zaten yiyecek içecek bölümleri açılmıyor galiba. Onun için AVM'lerde hijyene daha çok dikkat edilebilir. O dezenfektan konusu falan. Yani tutarlı olmak lazım. Ha, yalnız şeyler, mesela bazı tutarsızlıklar var. Ne bileyim, parklar niye açılmıyor? Boğaz'da, sahilde, açık havada, deniz tarafında yürümek yasak. 5 metrelik geniş kaldırımda. Geçen gün benim başıma geldi. Polis, karşı kaldırıma geçin, burada 3000 lira ceza var dedi. Karşı kaldırıma geçince de oradaki kaldırım bir metre, millet birbirine çarparak geçiyor yürürken. Yani böyle tutarsızlıklar da var tabii ama bu, yani bütün ülkeler gafil avlandı. Bu işin %100 doğrusu veya yanlışı yok. Dolayısıyla hayat yavaş yavaş normale dönmek zorunda. Umarım o ikinci dalga gelmez, gelirse de en azından millet bilinçlendi, tedbirini alacak, daha hazırlıklı olacak diye düşünüyorum. Evet, buyurun Hakan Bey. Evet, hızlı bir tır atıyoruz herhalde bu. Tabii, evet. Için. Mesela en çok şunu merak ediyordur izleyiciler. Mesela 11 Mayıs'ta berberler açılıyor. Evet. Randevu alıp almadı mı diye soracaklar şimdi izleyiciler sizden dolayı. Çünkü burada şöyle bir baktığımızda en çok ihtiyacı olanlardan biri sizsiniz berberlere. Ama ben bu sefer ilk defa hayatımda 60 yaşında saç uzatacağım. Saç uzatıyorum. Benim gençliğimde saç uzatmak tuhaf karşılanıyordu ne yazık ki. İstanbul'da da bile. İşte o zaman çoluğumuz çocuğumuz, hadi kötü örnek olmayalım diye saç uzatmadık. Sonra kardeşime kötü örnek olmayayım derken biz saç uzatmadan ömrümüz, hadi dedim bu sefer biraz saç uzatalım. Zaten gençliğimizde neye güldüysek sonra yaş ilerleyince yaptık. Mesela saçını boyatan adama gülerdim. Şimdi bitkisel bir boya sürüyoruz, yalanı yok yani. Dolayısıyla biraz uzatacağım. Belli olmuyor. Belli olmuyor. Mesela Ali İhsan, Ali İhsan Bey sürmediği halde sürmüş gibi duruyor. Siz sürdüğünüz halde... Onun maşallah. O genetik o. He? Genetik onunki. Ama izleyici soruyor yani sakal beyaz, saç nasıl böyle siyah? Olabiliyor, olabiliyor. Genetik olarak bazı yani soydan gelen. İyi anlaştınız. Olabilir diyorsunuz. Şimdi efendim hızlı hızlı söyleyeyim. Tabii. Ben 4. ya da 5. katılışım. Ali İhsan Bey bir güzel girişte hep rapor çıkarıyor. Önceden biraz şey ediyorduk, geriliyorduk. Yani işte yok öyle değil, şöyle kötü gidiyor, rakamlar yanlış filan. Fakat nihayet bugünkü yorumuna, öncekilere de katılıyordum aslında. İyiye gidiş resmen bütün rakamlarda görülüyor. Ölüm vakası olsun, vefat olsun. Yoğun bakım. Yoğun bakım. Ama Çin'i geçtik. Çin'i geçtik.
Vefat sayısında geçtik. Ha? Vefat sayısında. Hayır, vaka sayısında da geçtik. Vaka sayısında da. Vaka sayısında da geçti. Vakada 3300 kadar. İyileşmede mi diyorsunuz? Yani Çin'de toplam 3300-3400 kadar vefat var. Evet. Toplam vaka sayısı da 82 bin kadardı. Evet. Orada dondu kaldılar onlar. Gerçekten doğruysa. Ben de onu diyecektim. Oraya bir not düşeyim. Çin'in rakamlarına, şimdi totaliter rejimlerde rakamlara güvenmek doğru değil. Kim ne derse desin, burası totaliter rejim değil. Burada demokrasi var. Yani sonuçta adamın bir şey yanlış, yalan bir şey söylendiği zaman muhalefet tutuyor, çıkarıyor ortaya onu. 15 gün sonra, 20 gün sonra söylüyor, bilgi geliyor bürokrasiden adamların eline, okuyorlar, bu yalan diyorlar. Dolayısıyla ben bu rakamların büyük bir ölçüde diyelim en azından doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bir iyiye gidiş var. Bir kere Alistan Bey'in o şey söylediğine katılıyorum. Kenan Bey'in söyledikleriyle ilgili AVM konusunda AVM'lerin içinde küçük esnaf var, epey var. Küçük esnaf dediğimiz nedir? İşte bir mağazası var, 2-3 kişi çalışıyor veya 5 kişi çalışıyor. Orada bir şey var adamın. O tip mağazalar AVM'lerin içinde çok var, bir sürü var. Büyük mağazalar aşağı yukarı 3 ya da 4 tane oluyor. Marka vermeyelim. Ama %80'i, 90'ı o küçük esnaf. Yani AVM de küçük esnaf aslında içindeki kiracı. Ya da kendi mülkü değil çoğu zaten. Çoğu kiracı. Fakat şu görüşünüze de katılıyorum Kenan Bey. O dikkat çektiniz. Almanlar 800 metrekarenin altına izin verdiler. Evet, o yani keşke öyle bir şey olsa. Ya da ne bileyim 500-600 metrekarenin altına izin verseler. Olsa daha iyi düşünüyorum. Olsaydı daha iyi diye düşünüyorum. Cem Bey'in söylediği de şeyle ilgili, abi yine AVM'lerle ilgili söyledi. Açılabilir diyor Cem Bey. Tabii. İşte bu sebeple zaten açılması lazım. Çünkü o da küçük esnaf, onun içindeki adam da küçük esnaf. Aslına bakarsanız. Yani ayakkabıcı mesela veya orada kuaför var, berber var, içeride hepsinde var. Tabii. Aynı şey. Dolayısıyla ben gidişatı olumlu görüyorum. Zaten bir tahminde bulunmuştum süre olarak. Nasipse oraya doğru gidiyor. İnşallah Haziran'da bir normalleşme olacak. Ama işte hayatımız değişecek falan gibi bir takım görüşlere katılmıyorum. Sadece diyebilirler ki dijital ortamdaki alışveriş, satış arttı ve artmaya devam edecek diyebilir bazıları. Ama o çoktan başlamıştı, 2 yıldır zaten. Televizyondaki reklamlara bakın. 2 yıldır. Bundan evvel hep ne reklamı görürdük? Yok banka, büyük firma, şu bu. Ama şimdi bakıyorum televizyon reklamlarına dikkat edin. Evet. Reklam olunca pek izlemiyoruz genelde çoğumuz. Ama reklamları bir gün takip edin. Ya 1/3 evet, internet reklamı abi. Doğru. Demek ki kim reklam verir? Para kazanan adam reklam verir. Pardon, saniyesi dünyanın parası. Doğru. Siz günde 24-30 gösterim veriyorsunuz. 20'şer saniyelik olsa dünya para. Dijital ortamdaki satış yapan dijital ortamda satış firmaları veriyor bunu. Marka vermeyelim, isim vermeyelim. Ama otel için bile adam reklam veriyor ya. Ben aklımdan geçti geçen sene. Ya otelde yer bulmak için. Bir otelde yer bulmak için. Televizyona yüzlerce reklam nasıl veriyor bir firma diye. Demek ki böyle bir sektörde böyle bir para var, böyle bir güç var. Dolayısıyla zaten dijital ortamdaki satış birkaç yıldır çoktan başladı. Ben ev hanımlarında görüyorum, hepsi değil. Çoğu elbise alacak mesela. Bilgisayardan bakıyorum, tık 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 açıyor, oradan seçiyor, oradan sipariş ediyor. Mağazaya gitmek süreç içinde kalkabilir zaten. Ama o bu hastalıkla da ilgili değil. Hastalıkla sadece ilgili manipüle olmuş oldu. Dolayısıyla özet sonuç. Gidişatı olumlu görüyorum. Tedbirleri ben başarılı buluyorum. İsrarla söylüyorum. Ben eri doğruya doğru diyorum hep. İstediklerini... Maske geldi size. Efendim bazı laf oluyor. Bir şey söylüyor. Maske geldi size. Efendim maske falan. Ya yapmayın, maske bir olayı bir hafta sürdü. Maske trajedisi bir hafta sürdü. Amerika'da bile maske trajedisi vardı o sırada. Amerika deyip geçmeyin mesela yani. Geçen hafta Cem Bey'in taktığı maske devletin verdiği maskeymiş. Koptu şeyi hemen. Kulağın arkasına gelen yer. Öyle değil mi Cem Şimdi Bey? Fatih Bey tamam da. Bu kadar ip koymuş. Ya, ucuz etin yağ nisi. Devlet verdi tamam. Öyle verir zaten. Yani bu... Ya doğrudur.
Tamam. Maskede vallahi sıkıntı oldu. Ama sonuçta bak bugün dinledim. Maskenin satışını 1 lira diyorlar. Hı hı. 1 liradan fazla satamazsın diyor. O aynı maskeleri 50 liraya 100 liraya aldı millet. Şimdi maskeyi bir şekilde disipline ettiler. Hı hı. Arada hatalar olmadı mı? Oldu. Mesela büyük rantlar olmasın diye maskeyi sadece devlet dağıtacak dediler. Bunu doğru düşünerek doğru olur diye zannettiler ama olmadı. Başka sıkıntılar çıktı çünkü ulaşım sağlanamadı vesaire vesaire. Yanlışlar olmadı değil. Yanlışlar oldu. Ama sonuçta başta Sağlık Bakanı olmak üzere. Mesela demin Kenan Bey Sağlık Bakanı ile ilgili de bir şey söyledi. Hakikaten çok puan topladı. Hiçbir gün eyyamcılık yapmadı. Hiçbir gün hiç böyle siyasi bir birazdan ona da birazdan ona da geleceğim. Niye ona da geleceğim? O zaman çünkü bitireyim. Sağlık Bakanı Cumhurbaşkanı'na da geçti. Hatta Cumhurbaşkanı'na geçen bir isim daha var. Mansur Yavaş. Ona da geleceğim birazdan. Siz şeyin anketini bir araştırma. Ama önce isterseniz bir Pekin'e gidelim Hakan Bey. Tamam. Çünkü tamam. Bekletmeyelim Sayın Büyükelçi. Çünkü şu anda Türkiye'de saatler 22 ama Pekin'de büyük olasılıkla sahur vakti diye düşünüyorum. Doğru. İyi akşamlar mı diyeyim, iyi sabahlar mı diyeyim bilemedim. Abdülkadir Emin Önem Bey, hoş geldiniz Başka Açıdan yayınına. Evet, çok teşekkür ediyorum. Çok yayınlar diliyorum. Sizin de dediğiniz gibi burada saat 3'ü geçti, sahur vaktindeyiz. Sizlere hayırlı akşamlar, bize de hayırlı sabahlar diyelim. Teşekkür ederiz. O zaman size hayırlı sahurlar dilerken stüdyodaki konuklarımızdan haberiniz vardır büyük olasılıkla. Belki onların da size dönük soruları olabilir diye düşünüyorum. Hakan Bayrakçı bizimle birlikte, Cem Toker var, Kenan Alpay ve Ali İhsan Karahasanoğlu'yla birlikte olduğumuzu söylüyorum. Ama şimdi biz ilk bir girizgah yaparken ağırlıklı şu noktada tıkandık. Çin'deki veriler doğru mu? Çünkü Türkiye'de de böyle bir tartışma var. Türkiye'deki veriler doğru mu? Şimdi Çin'deki veriler doğru mu ki Türkiye'deki veriler doğru mu olsun diyenler de var. Şimdi isterseniz siz bir girizgah yapın. Nasıl başladı bu iş? Nereye gidiyor? Nereye evriliyor? Çin'deki rakamlar ne kadar doğru? Çin durdurabildi mi bu işi? Ya da Çin'den, Pekin'den Türkiye nasıl gözüküyor? Buyurun. Evet, çok teşekkür ediyorum. Bütün konuklarımıza da hayırlı akşamlar diliyorum. Sizin dediğiniz gibi biz burada sıfır noktasındayız ve 4 ayı geride bıraktık virüsle mücadelede. Ben size hemen kısaca bugünün son güncel rakamlarını başlayarak sözlerime başlayayım. Bugün Çin'de vaka sayısı 84.409 olarak gerçekleşti. Ölü sayısı da 4.643 olarak kayıtlara geçti. Burada şimdi bir ithal vaka söz konusu. Yeni bir istatistik çıktı. İthal vaka. Bu ne demek? Bunun rakamını da söyleyeyim. 1680 bugün itibariyle. Yani yurt dışında yaşayan Çinli vatandaşların tekrar Çin'e dönmelerinden söz edersek Avrupa'dan, Amerika'dan vesaireden gelen Çinli vatandaşların virüs kapmış olarak gelenlerin sayısı 1680 oldu. Bu aynı zamanda Çin'i bir yanda da başka bir tetikte bulunma durumuna itekliyor. Çünkü ikinci dalgadan korkuyor Çin aynı zamanda. Rakamların doğru olmadığına gelince şöyle söyleyeyim. İlk önce Çin'i doğru anlamamız lazım. Çin'i doğru tahlil etmemiz için de hem rakamlara hem de buraya bakış açımıza birazcık daha dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle Çin biliyorsunuz 1,5 milyara yakın nüfusu var. Ben her zaman şunu söylüyorum. Burayı bir kıta olarak görmeli. Eyaletleri de bir ülke olarak görmeliyiz. Çünkü bu işin merkezi olan Hubei eyaletinin nüfusu 60 milyon. Yani neredeyse bir İtalya kadar bir yer. 60 milyon nüfus, başkenti Wuhan 15 milyon şehir. Ve bu az önce saydığım 85 bin, yaklaşık 85 bin vakanın 68 bini Hubei eyaletinde. Yani bu işin çıktığı yerde. Bu iş başladığı günden itibaren burayı tamamen bir karantina aldılar. Yani Hubei ülke olarak dedim ya, kabul edelim. Hubei ülkesini tamamen karantina altına aldılar. Sokağa çıkış yasakları, seyahat yasakları, ne başka eyaletlerle ne başka ülkelerle hiçbir yerle ne uçak ne tren ne otobüs bütün seferleri durdurdular. Ve net bir karantina altına aldılar. Daha sonra rakamlar giderek arttı. Diğer eyaletlere sıçradı ve diğer eyaletlerde de farklı farklı rakamlar ortaya çıktı. Daha sonra tüm dünya kamuoyunda da pandemi tam olarak dünyayı yayıldıktan sonra
Sizin de az önce bahsettiğiniz gibi Çin'e olan baskılar arttı. Bu rakamlar doğru mu, saklıyorsunuz vesaire. Tabii bizler siyasi otoritenin, devletin dediği resmi rakamlarla iktifa etmek zorundayız ama o baskılar bir nevi bir sonuç verdi. Çünkü Çin yaklaşık bir ay önce bu rakamları birazcık daha arttırdı. Yani vaka sayılarındaki artış, ölüm rakamlarındaki artış, çünkü bunları biz şu kategoride saymamıştık demişlerdi. İşte daha sonra vakadan ölenlerin sayılarını bir kez daha güncellediler. Yaklaşık 1500 civarında vaka sayısı arttı. Hala doğru olmadığı hakkında elbette ki hiçbirimizin daha da ötesinde bir bilgimiz yok ama sonuçta rakamları biz burada da takip ediyoruz. Gerek Pekin'de, gerek Şanghay'da, gerek Guangzhou gibi büyük şehirlerde tamamen kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Çünkü yaklaşık 15-20 gündür sıfır vaka gidiyor. Sadece dediğimiz bu vakalar yurt dışından gelen Çinli vatandaşlara. Ayrıca yurt dışından gelen tüm yabancı vatandaşların da gerek oturum olsun, gerek izni olsun, gerek vizesi olsun, onların da tamamen durdurdular. Ve gelen herkes muhakkak karantina süreçlerine dahil ediliyorlar. Herkes muhakkak 14 gün, bütün Çinliler yani bunun kendi vatandaşları dahil, herkes karantina süreçlerine dahil oluyor. Ve kendi içinde de eyaletler arasında da seyahatlerde yapıldığı zaman düşük, orta ve yüksek risk gruplu şehirler ve eyaletler var. Bu eyaletlerden de Pekin'e gelişlerde veya başka şehire gidişlerde yine 14 günlük karantinaları var. Yani şunu son 14-15 gün için, yani son 2 hafta 3 hafta için söylememiz gerekirse Çin kontrol altına almaya başladığını söyleyebiliriz. Ama kesin bir başarıdan söz etmek doğru olmaz. Çünkü öyle bir şey yok. Çünkü bunun daha henüz net bir tedavisi, henüz net bir aşısı bulunmadı. O yüzden de şu aşamada birazcık daha sosyalleşme, sosyal hayata geri dönüş başladı diyebiliriz. Fabrikalarda üretimler başladı diyebiliriz. Gerçi ekonomi boyutu çok çok daha farklı bir boyut. Ekonomiden bahsedersek hakikaten Çin'in ekonomisi tüm dünyanın ekonomisini etkileyen büyük bir tedarik zincirinin tam ortasında bulunuyor. O açıdan o başka bir konunun da sorusu olabilir. Ama şu aşamada Çin vaka anlamında kontrol altına aldı diyebiliriz. Ve yeni vakaların olmaması için de azami derecede özen gösteriyor. Ve özellikle de yurt dışından gelen her şeye karşı çok ciddi bir tedbir alıyor. Diğer ülkelerden gelen uçaklar açık mı? Açık mı? Açık mı Abdülkadir Bey? Uçaklar açık mı ki? Yani yurt dışından şu anda Çin'e gelenler olabiliyor. Uçuşlar şöyle, her ülkeden haftada bir defa müsaade ediliyor, bir şehrine müsaade ediliyor. O da Çin'in işte kendi vatandaşlarını getirirken bu uçuşlar var zaten. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da ve Amerika'da çok ciddi bir Çinli nüfus var. Onlar ülkelerine dönmek üzere yola çıktıkları zaman bu yöntemle giriyorlar. Ama dediğim gibi karantina süreci herkes için dahil. Dahil. Peki bir soru da şu, ardından konuklarımız da eğer sormak isterlerse onlara da söz hakkı vermek istiyorum ama bu özellikle Trump'ın açıkladığı tazminat. Şimdi ağırlıklı olarak sanki Çin'e dönük bir tazminat yolda gibi bir beklenti var. Özellikle Batı kamuoyunda. Çin mesela bu tazminatlardan çekiniyor mu? Çünkü bu COVID-19 virüsünün çıkış kaynağının kendi ülkesi olması sebebiyle. Yani orada şahsi kanaatimi söylemek isterim. Bu Trump'ın işte Amerika'daki açılan davaların çok büyük bir tesir olacağını, hatta sonucu olacağını düşünmüyorum. Bildiğim kadarıyla onların kanununda Çin'e karşı bir dava açmanın da pek mümkün olmadığını biliyoruz. Bence Trump'ın bu söylemleri bence kendi iç kamuoyunda kullandığı bir malzeme halinde olduğunu düşünüyorum ve seçimlere yönelik, kendisinin malumunuz Kasım ayında seçimler var. Bu seçimlere yönelik bir söylem olduğunu düşünüyorum. Şu an gerek Çin, gerek diğer dünya kamuoyundaki herkes zaten bir şekilde Çin'i suçluyor, Çin'in üzerine geliyor, bunun buradan çıktığını söylüyor ama bunun şu aşamada ne herhangi bir dava anlamında tam realize olduğunu duyduk, ne de başka ülkelerden de buraya karşı yapılan böyle bir dava olduğunu, yani hayata geçen söylentileri var. Birçok ülkede buna benzer davalar açılacağından bahsediliyor ama bununla alakalı herhangi bir şey gerçekleşmedi.
Çin'de de bu algı var. Çin de bununla mücadele ediyor bir yandan. Algıyı değiştirmek üzere. Tüm dünyada birçok ülkeye yardımda bulunuyor. Aşı tedavilerinde olsun, tedavi süreçlerinde olsun, aşının bulunması noktasında olsun, Dünya Sağlık Örgütü ile verileri paylaşıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne maddi yardımda bulundu. Yaklaşık bugüne kadar 127 ülkeye farklı farklı yardımlarda bulundu. 4 tane uluslararası kuruluşa yardımda bulundu hükümet olarak. Onun haricinde kendi şirketleri de aynı şekilde, büyük şirketler de başka ülkelerde yine yardımcı oluyor. Bildiğiniz gibi Türkiye ile Çin arasında da birçok işbirliği alanı var bu konuda. Buradaki tecrübe bilgi paylaşımını bizim bilim kurulumu üyelerimizle Çin'in buradaki bu bilim adamları ikinci defa bir telekonferans yöntemiyle görüştüler, konuştular. Çünkü burada hakikaten 4 ayın geride bıraktık ve biriken bir tecrübe oldu. Bu anlamda bu işbirlikleri de Türkiye ile devam ediyor. Evet, Kenan Bey. Evet. Ben hayırlı akşamlar dileyerek müsaadenizle bir soru sormak istiyorum Sayın Önen. Buyurun lütfen. Şimdi bu virüs hadisesi dünya kamuoyuna mal olmaya başladığı zaman önce Amerika tarafından Çin'e karşı bir biyolojik savaş yürütüldüğü yönünde bir kamuoyunda bir algı oluştu, oluşturuldu. Fakat nihayet gelinen aşamada 2 ayın 3 ayın sonunda bu hadise tam tersine döndü ve Çin tarafından Amerika'ya ve Batı'ya karşı bir biyolojik savaş yürütüldüğüne dair bir argüman ortaya konuldu. Buna ilişkin de özellikle Amerikan cephesinden yapılan açıklamalar son derece sertleşmeye başladı. Fakat bununla beraber tabii bazı ithalat ve ihracat rakamları da açıklandığı zaman insanın aklında bazı ciddi sorular oluşuyor. Şöyle ki Çin'in bu süreçte yani Covid-19 meselesi ortaya çıktığı dönemden itibaren tıbbi malzemelerin Çin'den ihraç edilmesini engelledi. Fakat hızlı ve yüksek sayıda tıbbi malzemeyi Çin'e ithal edecek bir operasyonu başlattığına dönük bir takım rakamlardan bahsediliyor. Ve bu rakamlar paylaşıldıkça, arttıkça gerek Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun gerekse Amerikan Devlet Başkanı Trump'ın Çin'i suçlayan yaklaşımları artmaya başladı. Acaba burada yani Çin açısından mesele nasıl izah ediliyor? Birincisi bu. İkincisi de bu meselenin belli bir zaman sonra diyelim ki Haziran ayından itibaren normale dönmesiyle beraber Amerika ve Batı tarafından Çin'e dönük teknolojik anlamda, siyasi anlamda, ekonomik anlamda bir baskı politikası oluşturulması yönünde bir beklentiniz var mı? Nasıl analiz ediyorsunuz acaba? Teşekkür ediyorum. Çok aslında çok kapsamlı bir soru. Bunu çok farklı açılardan çok ciddi analizler yapmak gerekiyor. Yani süremiz o kadar olmadığını biliyorum ama kısaca şöyle cevap vermek gerekirse bu iş zaten ilk burada çıktığı zaman dünyaya yayılmadan önce ilk önce Wuhan'da bir kriz işte Hubei eyaletinde bir krizlendiği zaman bunun buradaki bir hayvan açık hayvan pazarından çıktığı söylenmişti ve ilk başta orası mühürlenmişti. Ne zaman ki Amerika tarafından bunun bir biyolojik saldırı olduğuyla alakalı bir konu dillendirilmeye başladığı zaman Çin de aynı şekilde bu tarihlerde krizin başlamadan önceki tarihlerde Wuhan'da askeri oyunlar vardı. İşte buraya Amerikan askerleri geldi aslında onlar getirdi gibi. Aslında bunların hepsini şöyle özetlememiz gerekiyor. Şu aşamada hepsi komplo teorisinden ileri gitmiyor. Evet. Çünkü bu zaman zaman şöyle deniyor. Bu testler, bu biyolojik saldırı aslında bu Wuhan'da çıkan COVID-19 virüsü laboratuvarda üretilmiştir deniyor. Başka bir yerden bir bilim adamı çıkıyor ki bu işte laboratuvar ortamında üretilemez. Şöyle şöyle doğal yollardan çıkmıştır deniyor. Yani muhtelif birçok dedikodu var. O yüzden şu anda bunların hiçbirisine itibar etmemizin doğru olduğunu düşünmüyorum. Ama lakin bu saatten sonra Haziran'da normale inşallah döner. Benim çok öyle erken bir umudum yok açıkçası. Net bir şekilde bu işin tedavisi, aşısı bulunmadan çok fazla hızlı bir şekilde normale dönüşün yaşanmayacağını düşünüyorum. Ama ekonomik anlamda eğer buraya bir yaptırım uygulanırsa ben hep şunu söylüyorum. Burası şöyle bir rakam vereyim size daha iyi anlamak açısından. Çin'in ihracatı 2.6 trilyon dolar, ithalatı 2.2 trilyon dolar. Yani dünyada 2.6 trilyonluk bir üretime sahip, aynı zamanda dünyadan da 2.2 trilyon dolarlık mal alıyor. 56 ülkenin birinci ihracat ülkesi Çin, 64 ülkenin de birinci ithalat kaynağı Çin. Yani o yüzden eğer burayı dünya kamuoyundan, dünya ekonomilerinden burayı bir cezalandırma yönelik bir hamle olduğu zaman bunun bedelini aynı zamanda dünya da ödeyecek anlamına geliyor. Ben şunu şöyle adlandırıyorum. Bu bir 3. Dünya Savaşı ise ilk defa tüm dünya aynı safta.
O yüzden bence bu yaraların nereden çıktığından ziyade, şu aşama için söylüyorum, yani tedavisi bulunup aşılığın geliştirilene kadar nereden çıktığını, nasıl çıktığından ziyade şu an hepimizin aynı safta olduğunu bilinciyle tüm dünyanın, çünkü sorun ortak, çözümler de küresel. Yani hepimiz zaten emniyette olmadığımız sürece hiçbirimiz emniyette kalamıyoruz. İlk burada 3 ayda, ilk dilimde, ilk çeyrekte malumunuz burada kriz patladığı zaman dünyada pek anlaşılmadı. Ve burada üretimler durdu. Üretim durunca ciddi bir kriz yaşandı ekonomide ve çok ciddi bir daralma oldu. Daha sonra olay tam tersine döndü. Bu sefer Çin toparlanmaya başladı. Ekonomi çarkları dönme noktasına geldi ki Avrupa ve Amerika'da patlak verdi. Böyle olunca ne oldu? Tam Çin ekonomisi kendime geliyorum dediği anda bu sefer Avrupa, Amerika siparişleri iptal etti. Bu sefer buradaki tüm orta ölçekli, küçük ölçekli, hatta bazı büyük şirketler bile iflasın eşiğine geldi. O yüzden bunu değerlendirirken, dediğim gibi çok geniş bir konu, değerlendirirken her açısından değerlendirmemiz lazım. Zaten bundan önceki süreçte Çin ekonomisi bir kırılganlık dönemi geçiriyordu. Nitelikli büyümeye geçmişlerdi. Daha fazla Ar-Ge, daha fazla yapay zeka konuları, daha fazla markalaşma üzerine gidiyorlardı, geçiş yapıyorlardı. Daha sonra bu Amerika-Çin arasındaki ticari konularda ticari savaşlar başladı, ikinci bir kırılganlık yaşandı. Ve bu son darbede gerçekten hakikaten en etkilisi oldu diyebiliriz. Çünkü yani en iyi rakamlarda bile Çin'in yıl sonunda %1 ile 2 arasında büyüyeceğiyle alakalı şeyler söyleniyor. Ki 2019 yılında %6.1 büyümüştü. Bu son 28 yılın en düşük rakamıydı. Yani öyle bakarsanız hakikaten bu ekonomik sıkıntı tüm dünyayı da etkileyeceği çok açık. Evet, Cem Bey. Affedersiniz, işsizlik meselesinde ne durum oluştu acaba? Nasıl bir durum oluştu acaba? İşsizlik konusunda şöyle söyleyeyim, burada en başından beri, yani krizin patlak verdiği ilk günden beri burada bir komisyon var. Bu komisyon Sağlık Bakanlığı'nın dışında Başbakan'ın başkanlık ettiği bir komisyon var. Ve o komisyondan da ekonomi anlamda hani Türkiye'deki gibi paketler açıklanmadı. Hı hı. Sadece ilk başta ilk söylenenlerden bir tanesi işsizlikle alakalı işverenlerin her birisine işten çıkarmamaları yönünde salık verildi. Hı hı. Onun haricindeki açıklanan tüm ekonomik paketler genellikle eyalet bazında oldu. Yani en başta bu komisyon tavsiye niteliğinde kararlar aldı. Daha sonra Merkez Bankası belli likidite daralmalarını engellemek için piyasaya bazı müdahaleler yaptı. Onun haricinde tüm müdahaleler eyalet bazında oldu. Hı hı. Ve bu noktada da işsizlik şu anda yani o beklenilen kadar yüksek rakamlarda olmadığını söyleyebilirim. Evet. Şu anda tarım alanında da mesela %90 civarında tarım işçileri işbaşı yaptı. Tedarik zincirlerinde yine %80, %90 oranında insanlar işlerin başına döndü. Çarklar dönmeye başladı. Ofisten çalışılıyor malum. Evden çalışılıyor ofis çalışanları için birçoğuna. Belli kriterler var. Metrekare kısıtlamaları var. İşte 50 metrekare bir kişi çalışabiliyor her 50 metrekare için ofislerde. Buna benzer uygulamalar hala devam etmekte. Evet. Buyurun Hakan Bey, Cem Bey, Ali İhsan Bey. Benim takip ettiğim kadarıyla şeyin ağzından duydum haberlerde Pompeo, Amerikan Dışişleri Bakanı, Çin'in bir gizli biyolojik silah ürettiğini falan iddia etmiyoruz dedi. Çin'le olan sorunumuz bu virüsü çok önceden tespit ettikleri, yayılma ve ölüm oranını bilmelerine rağmen dünyayı uyarmamaları, Dünya Sağlık Örgütü'ne yanlış bilgiler vermeleri, Dünya Sağlık Örgütü'nde kafa kola almaları, bu çerçevede de biliyorsunuz, belki duymuşsunuzdur, Trump yönetimi yaklaşık 400 milyon dolarlık ödemeyi reddetti Dünya Sağlık Örgütü'ne. Seneye de ödemeyecek. Bugün Washington'da konuşulan konu, tabii seçim yılı olduğu için Trump da bir günah keçisi arıyor bu ekonomik başarısının bir anda yerli bir olmasından dolayı. Çin'e tazminat davası açılsın mı, açılmasın mı? Şimdi egemenlik dokunulmazlığı diye bir şey var. Ülkeler aleyhine federal mahkemelerde dava açmaları mümkün değil. Kişilerin veya eyaletlerin. Ama Kongre'de de böyle bir girişim var. Bazı senatörler bunun değişmesini istiyorlar. Bunun en son örneğini Panamerika'nı bombaladığı zaman Libya,
şeyde İskoçya üzerinde 30-40 sene oluyor belki. 80'lerin başıydı. Libya aleyhine tazminat davası açma hakkı tanındı Amerikalılara. Libya sonunda uzun bir süreç sonrası Kaddafi zannediyorum kabul etti suçu ve 3 milyar dolar tazminat mağdurları ölenlerin ailelerine ödemek zorunda kaldı. Yani bu çerçevede Çin bunu kabul ediyor mu acaba? Ben bilmiyorum, tabii siz daha iyi takip ediyorsunuz. Yani bilgi gizleme ve işin vehametini duyurmama ve Dünya Sağlık Örgütü'nü yanıltma çerçevesinde o konuda bir şey diyorlar mı resmi olarak? Şöyle söyleyeyim, aslında ben de bu konuda size katılıyorum. Şöyle ki, bu vakalar ilk 13 Aralık'ta Wuhan'da ilk vakanın tespit edildiği söylendi. 31 Aralık'ta da ilk vakanın Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşıldığını biliyoruz. Şimdi 13 Aralık'ta ilk vaka tespit edildiği zaman aslında sizin de Türkiye'den eminim takip etmişsinizdir. Burada bir doktor vardı malumunuz. Bunu işte bir kriz, bir virüs olduğunu, bir salgın noktasında çok tehlikeli olabileceğiyle alakalı bir doktor ortaya çıkmıştı. Bu doktor 13 Aralık'ta zaten bu işler olduktan sonra duyduğumuz zaman bile bu doktorun işte gözaltına alındığını, işte sen vatandaşları işte paniğe sevk ediyorsun deyip de bir şekilde onu daha sessiz hale getirildiğini, susturulduğunu o görmüştük. Bütün zaten kamuoyu bununla paylaştı. Böyle olduğunu düşünürsek en erken tarihi bile bu krizin aslında salgının 1 Aralık belki de hatta Kasım'ın ortalarına itibaren başladığını söyleyebiliriz. O yüzden de işte eğer baz olarak 1 Aralık alırsak 23 Ocağı kadarki olan süreçte ilk vaka 13 Aralık, 31 Aralık'ta Dünya Sağlık Örgütü, daha sonra ilk 10 Ocak ve 23 Ocak'ta da tüm ülkede Hubei eyaletinde başta olmak üzere karantina şartlarının uygulanması. Bu süreçte evet bence de belli bir şekilde Çin bunu tam olarak anlayamadı, tam olarak teşhis edemedi. Doktorunun sözlerini çok fazla itibar etmedi ki daha sonra bu doktor iadeye itibar yapıldı ve maalesef o da COVID-19'dan dolayı hayatını kaybetti bu mücadele sırasında ve burada da bir kahraman oldu aynı şekilde aynı zamanda. Ben de aynı şekilde bunu bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Yani Çin bunun adını koyamadı. Adını koyamadığı için de virüsü tam olarak tanımlayamadı. Çünkü yeni bir virüstü. O yüzden de bunun bir salgın haline geleceğini anlayamadı. Ve tam da bu süreçte işte o 1 Aralık'tan 10 Ocak, 23 Ocak'a kadar olan tarih aralığında bütün dünyaya yayıldığını düşünüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'ne gelince, Dünya Sağlık Örgütü'nün ben bu konuda ilk vakalar tespit edildikten sonra ve ilk kriz adı altında başladığı zaman Dünya Sağlık Örgütü'nün birazcık geriden geldiğini, hatta doğru tespitler yapamadığını düşünüyorum. İlk yaptığı kararlardan, aldığı karardan bir tanesi de bu işin ticaret ve seyahatin önünde bir engel olmadığını söylemesiydi. Halbuki seyahat bu işin en fazla zaten yayılmasına sebebiyet veriyor. Çünkü burada da malumunuz bütün seyahatler yasaklandı ilk bir ay boyunca. Tüm eyaletler arasında minimuma indirildi. Hubei ile tamamen kesildi. Bir yandan da Dünya Sağlık Örgütü diyor ki işte seyahatin önünde bir engel yoktur. Yani burada zaten bir ikilem olduğunu görüyoruz. Daha sonra 15 Ocak'ta insandan insana bulaşmadığıyla alakalı bazı bulgular var dendi. Yani bunu da Dünya Sağlık Örgütü Çin kaynaklı olduğunu, Çin'i referans ederek böyle bir bilgiyi paylaştı. Yani bence Dünya Sağlık Örgütü burada çok iyi bir sınav veremediğini ben de düşünüyorum nacizane. Ama bu süreçte Çin eğer bunu doğru tespit etseydi ve vaktinde zamanında müdahale etseydi belki bu kadar yayılmayacaktı. Aynı şekilde Dünya Sağlık Örgütü de bu müdahalesini vakitlice ve bunun pandemiye dönüşecek şekilde bir kararını daha evvelden verseydi bu çok daha hızlı olurdu. Ama burada Türkiye'nin hakkını teslim etmek lazım. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. İlk ölüm vakası Çin'de gerçekleştikten bir gün sonra Türkiye Bilim Kurulu'nu oluşturdu. Yani Türkiye vakitlice ve bütün tedbirleri alacak şekilde ülkeyi organize etti. Ve zaten bu kadar alınan tedbirler sayesinde Türkiye'ye bu pandemi salgın çok geç geldi. Ama inşallah bu önümüzdeki haftalarda da daha fazla dikkat edilerek çok daha hızlı bir şekilde sonuç alacağımızı düşünüyorum. Evet, Hakan Bey, Hakan Bayrakçı'nın bir sorusu var Sayın Büyükelçim. Sayın Büyükelçim, iyi akşamlar.
Şimdi efendim ben kendi alanımdan ve benim için çok önemli olan belki de hatta genelde bak büyük resme baktığınızda belki de bu pandemiden daha önemli bir konu olan bir konuda size bir şey sormak ve arz etmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz biz maalesef kendi Türk tarihimizi ağırlıklı olarak Çin kaynaklarından öğrenmek zorunda kaldık. Siz her ülkede büyükelçilik yapmak çok önemli bir görevdir ama siz Türkiye Türkleri için, dünyadaki Türkler için çok önemli bir ülkede büyükelçilik yapıyorsunuz. Özellikle Atatürk'ün Türk Tarih Kurumu'nu kurmasından sonra ama Fuat Köprülü'nün ele almasından sonradan Demokrat Parti'de bakan oldu biliyorsunuz. Tarih profesörleri hepsi gidip Çin'deki Çin kaynaklarını inceleyerek bizim Orta Asya Türk tarihi hakkında bilgiler aldılar. Çünkü maalesef Osmanlı döneminde nereden geldik, kimiz, Türk nedir, Türkiye tarihi bilinmiyordu ve okutulmuyordu. Hiçbir medresede Türk tarihi yoktu. Bilinmiyordu çünkü. Şimdi şu anda Kültür Bakanlığı'nın en son İbrahim Kafesoğlu ki benim hocamdı fakültede ve sonra bazı başka hocalarımızın gayretleriyle yine Çin'den epey Türklerle ilgili kaynaklar bulundu, tercüme ediliyor filan. Siz bir ilk yapıp, sizden önceki birkaç büyükelçinin bu tür çabalar olduğunu biliyorum ama 30-40 sene önceyi söylüyorum. Ama henüz ele geçmemiş, okunmamış, Çin'in milli kütüphanesinin dibinde bucağında kalmış, bizim tarihimizle ilgili, yani bizim tarihimiz derken son 1000 yılı hariç tutalım, 1000 yıl öncesine kadar olan, ondan önceki 3000 yıllık tarihimizle ilgili olarak bizim Kültür Bakanlığımız ve Türk Tarih Kurumu'yla da koordineli bir şekilde orada bizim tarihimizle ilgili yeni belgeler aranması, bulunması konusunda bir faaliyetiniz var mı? Ya da Büyükelçilik zaten böyle bir faaliyet yürütmekte miydi siz göreve geldiğinizde? Bu konuda durum nedir? Evet, çok teşekkürler. Çok güzel bir soru. Hakikaten konumuzun çok dışında ama çok önemli bir soru ve çok da üstüne gitmemiz gereken bir konu. Ve ben hep şunu söylüyorum. Göreve geldiğimden beri ben 3 yıla yaklaştı buradaki görev sürem. İlk günden beri en önemsediğim konulardan bir tanesi eğitim. Bir kere biz iki ülke, şu an güncel durumdan başlarsak, iki ülke insanları, iki ülke halkları, iki ülke toplumu birbirini hep batı kaynakları üzerinden öğreniyor. Bir kere bunun önüne geçmemiz lazım ve daha fazla öğretmen ve öğrenci işbirliği ve değişim programları yapmamız lazım. Bu birincisi. Göreve geldiğim zaman yine tüm dünyada biliyorsunuz, ikinci olarak söylüyorum, Yunus Emre Enstitüleri var. Çin'de Yunus Emre Enstitüsü yok. O yüzden de kolları sıvadık ve 2018 yılının sonlarına doğru Yunus Emre Enstitüsü'nün burada açılmasıyla alakalı anlaşmayı imzaladık. Şimdi inşallah bu kriz patlak vermeseydi şimdiye kadar çoktan açmıştık. Yer organizasyon konusunda da bazı sıkıntılarımız vardı. Hepsini hallediyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün burada açılması belki de o sizin söylediğiniz çalışmalara da bir anlamda ışık tutabilecek, zemin hazırlayabilecek bir platform olacaktır. Son olarak ben de yani kişisel olarak da benim çok merakım vardır tarihe. Çok da araştırmayı severim. Özellikle burada Abdülhamit Han'ın buradaki bir medreseye vakti zamanda gönderdiği öğrenciler ve burada yapılan çalışmalarla alakalı konularla ilgili gerek Türkiye'deki hocalarımızı bu konuda bilgili bilen hocalarımızı, araştırma yapan hocalarımızla irtibat kurduk. İlk o zaman başladı bu, zaten Abdülhamit döneminde 1880-90'larda. Yani tarihimizi incelemek için ilk Abdülhamit Çin'e adam gönderdi. Sonra Atatürk Türk Tarih Kurumu'nu kurdu. Dediğiniz doğru yani, o an teyiden söyledim. O yüzden evet aynen biz de bunun üzerine giderek böyle bir araştırmanın içindeyiz. Ama burası birazcık daha şöyle söyleyeyim. Bizim buraya ilgimizin alakamızın daha fazla olması lazım. Ben de onu daha soracağım. Fazla öğrencimizin buraya gelmesini istiyorum. Daha fazla Asya çalışan üniversitedeki hocalarımızın sayısının artması gerekiyor. Daha fazla Çince bilen insanımızın sayısı artmaya gerekiyor. Çünkü burada kaynaklar 3000 yıl öncesine kadar zaten bu kaynaklar hiç tahrip edilmemiş, bozulmamış. Aynı. Adamlar aynı Çince okuyup yazıp neredeyse yani birkaç bin yıl eserlerini bile buradaki insanlar okuyup yazabiliyorlar. Çok doğru. O yüzden de
buraya ilgimizi, alakamızı arttırmamız, düşünce kuruluşları arasındaki irtibattan tutun da, basın yayın organları arasındaki irtibattan tutun da, her birisiyle alakalı farklı hamleler yapmamız lazım. Mesela ben buraya geldiğimden itibaren TRT'nin burada bir ofisini açtık. Daha önce TRT burada değildi. Anadolu Ajansı'nın yapısını güçlendirdik, büyütüyoruz. Yunus Emre'nin imzalarını attık. İşte öğrenci sayılarında artışı temin ettik. Turizm, başka bir sürü konularda birçok artış sağladık. Ekonomide yine aynı şekilde birçok artış oldu. Ama maalesef şu kriz ortamı bizi hakikaten çok büyük sekteye uğrattı. Mutlaka, mutlaka. Sonra devam edersiniz yani. Ama bu konularda biz çok ısrarcıyız ve çok sıkı takip eden bir kişiyim ben de. Elimden geldiği kadar da bu konuları hız vermeye devam edeceğim. Sayın Büyükelçi, bir önerim olabilir mi? Bir kısa bir öneride bulunayım. Nacizane bir öneride bulunmak istiyorum Sayın Büyükelçim. Sizi bulmak kolay değil. Yani Çin Büyükelçisi bizim için önemlidir. Onu söyleyeyim de. Telefonlarımı ben vereyim. Ne zaman isterseniz 7-24 ulaşabilirsiniz bana. Eksik olmayın, sağ olun. Şimdi Çin'de henüz incelenmemiş çok kaynak var. Türk tarihiyle ilgili. Yani Çin Seddi'nin kuzeyindeki dönemimizle ilgili. Dolayısıyla onları incelemek üzere o kütüphanelerdeki Çin kaynaklarındaki Türklerle ilgili, biliyorsunuz onlar bize Tukyu diyor. Çince'de R harfi yok ya. R diyemiyor Çinliler. R harfi yok alfabelerinde zaten. Tukyu diyorlar. Yani onların tabiriyle Tukyularla ilgili kütüphanelerde kalmış o bilgileri incelemek üzere birkaç kişilik İstanbul'dan bir kadro da getirterek ya da Ankara'dan neredense böyle bir faaliyetiniz olursa bu biz tarihçileri de çok mutlu eder. Onu söylemek istedim. Tamam, not alıyorum. Çok Cem Bey, çok hocalarımızla gerek Boğaziçi'nde, gerek Koç Üniversitesi'nde, gerek Ankara Üniversitesi'nde, gerek Hacettepe Üniversitesi hocamız, rektörümüzle, birçok hocamızla ben bu konuları zaten istişare halindeyim. Onlarla da inşallah bu konularda sizin dediğiniz açılardan da yaklaşarak üzerine katma değer sağlayacak. Eksik olmayın, sağ olun. Evet. Şimdi Cem Bey'in, Cem Toker'in de bir sorusu. Sorum olacaktı. Çin'le Türkiye arasındaki ticaret dengesi kimin lehine ne kadardır? Bir. İkincisi, Erdoğan yönetimi geçen hafta ekonomiden sorumlu bakan da bunu vurguladı. Ülkelerin kendi para birimleriyle dış ticaret yapmaları. Siz bunu mümkün görüyor musunuz? O konuda fikrinizi almak isterim. Tabii burası dış ticaret noktasında toplam dış ticaret hacmimiz Çin'le yaklaşık 22 milyar dolar. Bunun 2-2,5 milyar doları her sene tabii aşağı yukarı değişiyor. 2-2,5 milyar doları bizim ihracatımız, geri kalanı Çin'in bize olan ihracatı. Burada gerçekten büyük bir açık var. Ama biz bu açığı, ihracatımızı sadece arttırarak bu açığı kapatamayız. O yüzden de biz elimizden geldiği kadar Çinli yatırımcıyı Türkiye'de görmek istediğimizi söylüyoruz ve onlara gelin, birlikte yatırım yapalım, Ar-Ge'nizi getirin ve üçüncü taraflara da ürettiğimiz ürünleri birlikte satalım istiyoruz. Bununla alakalı bir geçen aylarda bir gelişme oldu bu yatırımlarla alakalı. Belki takip edebildiniz. Şu ortamda bile bizim varlık fonumuzda buradaki Sinoşur 5 milyar dolarlık anlaşma imzaladılar. Yani aslında sevindirici birçok gelişme var ekonomik alanında ama maalesef işte bu Covid'den dolayı ciddi bir durağanlık sürecine girdi. Ekonominin en nefret ettiği şey belirsizlik, önünü görememe. Ticaretin önündeki en önemli engel aslında bu diye düşünüyorum. Ama inşallah bunları atlattıktan sonra biz elimizden geldiği kadar Çinli yatırımcıyı Türkiye'ye getirmek için zaten birçok organizasyonumuz vardı. Onları kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendi para birimlerinde ticarete gelince bunu biz de istiyoruz, Çin de istiyor. Daha önceden yapılan swap anlaşmaları var. Bu swap anlaşmalarla alakalı birçok gelişme de vardı. Onları da imzalandı. Ama bunun hacmini tamamen iki ülkenin para biriminde yapacak şekilde görüşmeler sürüyor. Bunu Çin tarafı da sıcak bakıyor, Türk tarafı da sıcak bakıyor. İnşallah sonuçlanınca da kamuoyuyla paylaşırız. Evet, Ali İhsan Bey. Ben tekrar koronavirüse dönmek istiyorum. Çin devlet yetkilileri ve oradaki basın diyelim, medya diyelim, bu SARS, MERS ve en sonunda COVID-19'un üçünün birden Çin merkezli olması noktasında nasıl bir bakış açıları var? Bir tesadüf olarak mı görüyorlar? Bir de bu laboratuvardan sızdığı vesaire iddiaları var. O laboratuvar bu problemin yaşandığı Wuhan
bölgesine yakın bir yerde midir? Gerçekten bunun doğruluk payı ne derecededir? Ve tabii en önemlisi de siz başlangıçta şeyi söylediniz. Yani bunlar çok sıkı bir politika izlediler, karantinaya aldılar bölgeyi. Ama ne kadar karantinaya alınırsa alınsın, bir 60 milyonluk eyalet ve tepesinde 1,5 milyarlık bir Çin. Yani biz Türkiye'de İstanbul'u karantinaya alamadık ki Çin'den 3 ay sonra bu Badire ile karşı karşıya kaldık. Gerçekten siz inandırıcı buluyor musunuz? Bu karantina sebebiyle mi acaba bu virüsün yayılması engellendi? Yoksa acaba Çin devlet yetkilileri öncesinde, ki bana şu da biraz şüpheli geliyor, o doktorun, ilk tespiti yapan doktorun önce suçlanması, ben Türkiye açısından bakıyorum, Türkiye'de bir doktor, ya burada bir salgın var, yeni bir şeyle karşı karşıyayız dediği zaman böyle bir tutuklanma vesaire gibi bir muameleye pek muhatap olmaz. Ne kadar Çin daha sıkı bir otoriter sistem olsa bile bana pek inandırıcı gelmiyor. O doktorun bu söylemi sanki bazı şeyler biliyor, laboratuvarda üretildiğini biliyor da bunu söyletmemek için sanki susturulmak istendiği gibi bende bir algı bırakıyor. Dolayısıyla bu çerçevede acaba gerçekten karantinayla mı, sıkı bir karantinayla mı çözdüler, yoksa kendilerinin zaten küçük küçük bilgileri vardı, o bilgileri toparlayarak sonuçta o eyaleti tümüyle diğer eyaletlerden ayırdılar mı acaba diye merak ediyorum. Yani bu sorunuzun cevabını aslında bütün dünya merak ediyor. Bizler de merak ediyoruz. Bu sorunun cevabı çok zor bir soru. Daha doğrusu muğlak cevapları olan ve daha çok komple teoriler üzerinden giden birçok tartışmalar sürüp devam ediyor. Wuhan'da evet öyle bir laboratuvar var. Ama tabii ki de nerede veya nasıl bir yerde olduğunu bilmiyoruz ama hani Wuhan'da öyle bir laboratuvar var. Laboratuvardan sızıp sızmadığıyla alakalı bilim adamlarının dahi şu an ihtilaf içinde olduğunu biliyoruz. Yani ben hem birçok batılı bilim adamının makalelerinden de faydalanıyorum, okuyorum. Türkiye'deki bilim adamlarımızın da aynı şekilde yazılarına bakıyorum. Ve Çin'dekileri de takip ediyorum. Herkes aslında burada bir ittifak da yok. Yani bu laboratuvarda üretilmiştir, oradan sızmıştır. Ya da işte bu bir dediğimiz o açık hayvan pazarlarından çıkmıştır ve bulaşmıştır. Hayvandan insana, daha sonra insandan insana geçmiştir. Bunda bilim adamlarının bile ittifakı yok. O yüzden konunun en başına döndüğümüz zaman zaten buradaki komple teorileri en başından beri bizim başımıza artan kısmı. Dediğim gibi bu süreçler belki bittikten sonra bu konular daha net ortaya çıkacak. Ama rakamları anlamak adına, hani Çin'i anlamak adına ben en başta rakamları verdim. Hubei'yi ülke olarak düşünüp o karantina şartlarının orada nasıl alındığından bahsetmiştim. Yani şöyle söyleyeyim, karantinaya tedbirleri almak sadece devletin o tedbirleri alması işe yaramıyor. Vatandaşların da %100 riayet etmesi gerekiyor. %99 riayet etmesi gerekiyor ki bu karantina şartları başarıya ulaşsın. O yüzden Çin'deki o kültür, hani dünyadaki diğer kültürlerden birazcık daha farklı. İtaat kültürü, işte otoriter rejimin kültürü, bunlar bizden birazcık daha farklı olduğu için biz zaman zaman bunu tam bizle beraber örtüşmüyor veya anlayamıyoruz. Ve burada çıkan rakamlar veya Türkiye'de veya Avrupa'da ben hiçbir ülkenin başka bir ülkeyle kıyaslanmasının da doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her ülkenin ekonomik yapısı farklı, sosyal dokusu farklı, kültürü farklı, ekonomik altyapısı farklı, sağlık hizmetlerinin anlayışı farklı. O yüzden her ülkede bunun hem sonuçları farklı çıkacaktır. Sistemsel anlamda da birçok arızaların ortaya çıkardı bu dünyada. Hem de toplum olarak da riayet noktasında nelere nasıl dikkat edildiği açısından baktığınız zaman Çin'de bunlar birazcık daha farklı ortaya çıkıyor. Ama rakamlar, benim şahsi kanaatimi sorarsanız %100 sizi tatmin ediyor mu derseniz bana, evet beni de %100 tatmin etmiyor. Daha fazla olması bekleniyor. Ama burada dediğim gibi o karantina şartlarının uygulanması, ama hani şöyle söyleyeyim, dakika bir gol bir derler ya, aynen ilk gün itibariyle %100 mutlak bir evden çıkmama, yasaklanma ve işte seyahatlerin durdurulması çok ciddi etki etti. Yani Türkiye'ye bakıyorsunuz, şimdi hafta sonlarında sokağa çıkma yasakları uygulanıyor, kısıtlamalar uygulanıyor. Onların bile bizim rakamlarda ne kadar büyük değişikliğe, pozitif anlamda ne kadar iyi değişikliklere sebebi olduğunu görüyorsunuz. Burası 3 aydır böyle. Yani arada bir gün bile boşluk vermeden 3 ay boyunca Hubei'yi bu şekilde kapattılar.
Şimdi öyle düşünürseniz de haklarını teslim etmek lazım. Bu karantina şartlarından dolayı bir noktada elbette başarı kaçınılmaz olur. Yani kontrol altına alma kaçınılmaz olur. O yüzden hani dediğim gibi ülkelerin kıyaslanması doğru değil ama burayı anlamak, buranın şartları ölçüsünde, buranın rakamları ölçüsünde buraya bakmak bizi daha doğru bilgiye yönlendirecektir diye düşünüyorum. Evet. Sayın Büyükelçim. SARS ve MERS, COVID-19 üçünün de Çin kaynaklı olmasına nasıl bakıyor Çin yetkilileri? Öyle bir konuşma, öyle bir tartışma, öyle bir gündem burada yok. Hı hı. Ama bu uluslararası kamuoyundan öyle bir bakış açısı var. Mesela ekonomik açıdan hemen değerlendirmemiz gerekirse 20 sene önce burada SARS, MERS işte buna benzer hastalıklar çıktı. Artık Çin'e yatırım yapacak olan şirketler, büyük şirketler, orta ölçekli şirketler buraya şöyle bakıyor. 20 senede bir burada artık böyle bir kriz var. Hı hı. Ve biz buna göre yatırım risklerini değerlendirmemiz lazım. Ama buranın kendi gündeminde, kendi sosyal medyasında veya kendi basınında buna benzer bir tartışma, buna benzer bir şey yok. Ama bu işte canlı hayvanların, vahşi hayvanların tüketilmesiyle alakalı bir gündem var. Buradan yayıldığını, işte dünya kamuoyunda da buradan çok ciddi eleştiri aldığını biliyoruz. Bu noktada kendileri de bu canlı hayvanların, pazarların kapatılması, aynı şekilde bu vahşi hayvanların yenmemesi, avlanmaması noktasında burada da ciddi bir kamuoyu var. Evet. Sayın Büyükelçim, çok teşekkür ederiz bu saatte. Yani Çin için en azından bu saatte yayınımıza bağlandığınız için ben verimli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Umarım izleyicilerimiz de keyif almıştır. Çünkü verdiğiniz bilgiler içerisinde en önemlilerinden birisi şuydu. Çin'e bir yaptırım uygulanamaz dediniz aslında. Eğer Çin'e bir yaptırım uygulanırsa dünya ekonomisi bir ölçüde tıkanır mesajını ben aldım. Öyle değil mi Cem Bey? Benzer bir mesajı siz de aldınız ve çok teşekkür ediyorum. Ama aslında birazcık daha süremiz olsaydı ya da konu başka şeyler olsaydı birazcık size keşke Doğu Türkistan'da sorabilseydik ama başka bir yayına diyorum. Çok teşekkür ediyorum ama şunu merak ediyorum. Ben elimi kolumu sallayarak Doğu Türkistan'a gidebilir miyim? Fatin Dağıstanlı olarak. Ya da Uygur bölgesine. Efendim? Ya da Uygur. İşte Doğu Türkistan Uygur bölgesine. Uygur bölgesine. Ben elimi kolumu sallayarak bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gidebilir miyim? Bu soruya cevap verebilir misiniz? Elbette. Yani burada bu bölge aslında kapalı bir bölge değil, yarı kapalı diyebileceğimiz bir bölge. Buraya geldiğimiz zaman birçok basından arkadaşlarımız buraya gelip de bu bölgede dolaşma imkanı buldu. Hı hı. Çin'in davetlisi. Turist olarak da buraya münferit gelmek zaten Türkiye'den, hani başka yerlerden de birçok ülkeden mümkün değil ama eğer vizenizi aldığınız zaman içeride herhangi bir seyahat kısıtlaması yok. Eğer öyle bir isteğiniz, arzunuz olursa da biz de elimizden gelen yardım yapar. Hem bizim misafirimiz olursunuz hem de buraları bizzat birlikte konuşur, sohbet ederiz. Evet, o zaman bunu bir davet olarak alıyorum. Abdülkadir Emin Önen, Pekin Büyükelçimiz. Hem konuklarım adına, hem izleyicilerim adına, hem de kurumum adına teşekkür ediyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı Ramazanlar diliyorum bu vesileyle. Hayırlı. Katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben de çok teşekkürler. Hayırlı sahurlar size. Şimdi bir reklam arası verelim. Reklam arasının ardından şimdi dolar kabusunu birazcık konuşalım istiyorum. Dolarda yükseliş var. Öyle değil mi Cem Bey? Var mı? Ha? Algı diye şey yapıyorlar. Algı mı? Algı. Şaka gerçek ya. Gerçek. Vatan hainleri algı yapıyorlar. Algı şaka mı yapıyorlar? Dolar geçiyor. Yükseliyor gibi algı yaratıyorlar. Amerika'da ölümler varmış. Elimizi bozuyorlar. 2500 ölü varmış Amerika'da. Algı yapıyorlar. Algı. Amerika bu siyasi konulara girmeden sadece 120 saniye, 2 dakikanızı bu biraz evvel Büyükelçi'yle konuştuğumuz konuda çok ilginç bir konu olduğu için münhasıran rica edebilir miyim? Reklam sonrası merakla bekleyelim o zaman. Belki de en sonunda şey diyeceğiz Hakan Bey. Siz keşke tarihçi olarak kalsaydınız, anketçi olmasaydınız mı dedirttireceksiniz bize de. Yok, diye de merak ediyorum yalnız. Ya ben de sanat tarihi var, piyano var, resim var, yazarlık var. 4 tane kitabım var. Çok. Evet. O zaman kısa bir ara. Keyifli bir sohbet. Geceler gece saat 01'e kadar devam edecek. Kısa bir aranın ardından.
Başka açıdan yayınına reklam arası vermiştik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden yayına devam ediyoruz. Belki ekranlarınızı yeni açmışsınızdır diye düşünerek Hakan Bayrakçı, Cem Toker, Kenan Alpay ve Ali İhsan Karahasanoğlu ile birlikte karşınızda olduğumuzu, reklam arasından önce Çin'e, Pekin'e ulaştığımızı ve Pekin Büyükelçimiz Abdülkadir Emin Önen'den oradaki gelişmeleri ve Türkiye'ye bakışı bir ölçüde aldık diyor ve hemen Hakan Bey reklam arasına giderken tarihsel bilgisini konuşturacak ve yaklaşık bir 120 saniye istemiştiniz. Evet, evet. Ben size bir 180 saniyeyi teşekkür ederim. Verdim. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi efendim, tarih şu tarihte şu oldu, bu tarihte bu, bu milleti sıkar. Tarihi onun için birçok insan sevmez. Haklıdır da. Ben ilginç bir konudan bahsetmek istiyorum çok kısaca. Şimdi Osmanlı Devleti o dönemin Avrupa devletleri ayarında bürokrasisi olan, know-how'u olan bayağı güçlü bir devletti. Hı hı. Yani bu bilek kuvvetiyle falan ilgili değil sadece. Hı hı. Bir sistemi vardı. Milyonlarca arşivi vardır. Hı hı. Belgesi vardır. Daha okunamadı çünkü yüz binlercesi. Yani ben fakültedeyken hocam İbrahim Kafesoğlu'ydu. Hocanın yani %1'i okunmamıştı daha belgelerin. Dolayısıyla şimdi bu güçlü bir devletti. Dönemin Amerika Birleşik Devletleri gibiydi hatta diyebiliriz. Sadece bilek kuvvetiyle değil söylüyorum size. Hı hı. Bürokrasiyle, devlet konseptiyle. Hı hı. Sanatıyla, kültürüyle, müziği vardı, edebiyatı vardı bilmem nesi. Bayağı devletti yani. Fakat bir tane sorunu vardı Osmanlı Devleti'nin. Bir tane değil, başka sorunları da vardı her devletin. Hı hı. Bunlardan birisi şuydu. Türk, Anadolu'da yaşayan Oğuzlar dediğimiz... Hı hı. Bu arada Anadolu Türklerine, hı hı, Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken devletin adını Türkiye Cumhuriyeti mi koyalım, hı hı, Oğuzeli mi koyalım diye 15 gün tartıştılar. Bunu kimse bilmez. Hı hı. Çünkü Türk, Batılılar bize derdi. Halbuki Türklerin kendine söylediği isim Oğuzlardı. 24 Oğuz boyundan oluşan bir topluluktur Türkler. Hı hı. Bu şeyler filan da dahil, Türkmenler filan. Şimdi dolayısıyla Anadolu Oğuzları, hı hı, geçmişlerini bilmiyorlardı. Yani bu Osmanlı Devleti kasıtlı olarak yaptığı bir şey değil. Hı hı. Bilmiyordu. Çünkü biz Orta Asya'dan çarık sürüyerek çadırlarda gelmiş bir toplumuz. Hı hı. Hani yeteneğimiz nedir? Okuma yazma yok, bir şey yok. Çadırlarda yaşıyoruz, göçebeyiz. İşte şu şeyde güzel anlatılıyor. Ertuğrul Gazi'nin ve kuruluş, diriliş Osman Gazi falan. Bizans'tan, İran'dan, Arap kültüründen, İslam kültüründen bir sentez kurarak bir devlet kurduk biz. Hı hı. Yani okuma yazmayı falan öyle bildik. Okuma yazma oranı son zaman döneme kadar bile bizde %5'leri geçmemiştir. Hı hı. Dolayısıyla bu devletin kasıtlı yaptığı bir şey değildi. Bilmiyorlardı. Nereden geldik? Kimiz? Türk nedir? İtalyan mısın? Norveçli misin? Nereden geldin? Kimsin? Hı hı. Bilmiyorlardı. Osmanlı'da eğitimin en yüksek düzeyinde... Şimdi biliyor muyuz? Şimdi biliyor muyuz? Tabii ki. Tabii ki. Onu kısaca söylüyorum. Hı hı. En yüksek üniversite... Siz nereden geldiniz Hakan Bey? Ben Türk'üm vallahi. Tamam, Türk'sünüz de nereden geldiniz? Yani herhalde buraya çarıkla bir yerden geldiniz. Ya Orta Asya işte kökenimiz. Hepimizin, ha, kökeni Orta Asya yani. Karışmışızdır mutlaka. Safkanlık diye bir şey yok. O ayrı. Ya o uzun bir konu. Oraya girmeyeyim. Ben başka bir şey anlatmak istiyorum. Hı hı. Şimdi en yüksek eğitim merkezi olan medresede bile, hı hı, tarih dersi yoktu Osmanlı'da. Bilmiyorduk çünkü. Atatürk'ü övüyoruz, övüyoruz. Yani sırf Yunan'ı denize döktü falan diye değil. Adam gayretle, hı hı, tarihimizi öğrenelim. Ya biz kimiz, nereden geldik? Nedir aslımız? Türk Tarih Kurumu'nu kurdu bu adam. Hı hı. Kuruş sebebi bu. Abdülhamit dönemi bir takım gayretler vardı. Hı hı. Yani nereden geldik, kimiz, atamız kim, ama yetersizdi. Türk Tarih Kurumu kurulduktan sonra Afet İnan'ı çok dahil etmeyeceğim buna. Çünkü Afet İnan çok tatmin edici bir tarih geliştiremedi. Ama Fuat Köprülü ve sonrası hocalar, hı hı, İstanbul ve Ankara Üniversitesi'nin profesörleri gittiler Çin kaynaklarını incelediler. Hı hı. Arap kaynaklarını incelediler. İran kaynaklarını incelediler. Bunlar çünkü okuma yazması olan yerleşik düzendeki toplumlardı. Hı hı. Dolayısıyla biz tarihimizi maalesef Cumhuriyet döneminde nereden geldik, kimiz, Orta Asya'dan binli yıllarda gelmişiz,
1040'dan Danakan'da İran'a yerleşmişiz. Hı hı. 1071 Malazgirt'ten sonra da Anadolu'ya yerleşmişiz. Hı hı. Biz bunları Cumhuriyet döneminde öğrendik. Evet, aslında Hakan dolayısıyla Bey, buna belki bunların ırk üstünlüğü İslam'da pek öncelenmez. Onun için pek fazla önemli görmedikleri için bir. İki, bir de sözlü kültürü var. Yani hiçbir şey bilmiyor değil. Okuma yazma bilmiyor belki ama anlatıyor. Baba oğlu anlatıyor. Öyle bir sözlü kültürü var ki bizim belki okuyarak edindiğimiz bilgilerin çok daha ötesindeler. Anladım. Ama şöyle arz edeyim. Atatürk şöyle döneminde bitireyim. Bir de kafatası ölçme, Mimar Sinan'ın mezarını açma olayları şimdi var ki. Birincisi babadan oğlu aktarmalardan bir Türk tarihi bilgisi yoktu. Osmanlı'da yoktu. Hı hı. Dedesinin bile adam ne yaptığını unutuyor. Filan harbe katılmış diye anlatıyor. İki, İslam kültüründeki elbette ırkçılık olmama sebebi değildi bizim tarihimizi bilmememiz. Mesela Kahire Yüksek İslam Enstitüsü'nde ya da İran'daki bir Tebriz'de veya Tahran'da İranlılar daha 18. yüzyılda bile biliyorlardı adamlar 2000 yıl önceki atalarının Persler. Biraz daha bize göre ırk açısından şey kendileri yani İslam'ın çizgisinde baktığımız zaman bize göre biraz daha ırkçıdırlar onlar. Tamam, hepsi bunları demiyor. Irkçılık değil ama burada mevzu. Bilmiyorduk. İşte şey Osmanlı'da değil. Üst kimlik Müslümanlık, şimdi, Türkiye Cumhuriyeti'nde aynen. Üst kimlik Türklük olarak belirlendiği için getirmek istiyorum. Bu şey tabii buyurun. Buyurun. Bu anlattığım yalnız tabii pek tartışılacak bir şey değil. Bu bir gerçektir yani. Bu tarihlerin şu an tartışmak istiyor şu anda. İstanbul Üniversitesi'ne, Ankara Üniversitesi'ne, bütün tarih üniversitelerine gidin. Bu söylediğimi ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta okuturlar. Ben dersten bahsediyorum. Öyle afaki bir yorum yapmıyorum. Ben tarih konuştuğum zaman öyle yorumu katmam. Dolayısıyla bu Osmanlı ama işte, devleti ama şöyle de bir eleştiri de var Hakan Bey. Şimdi resmi tarihte gerçek olmadığına dönük de değerlendirmeler de var şimdi. Bir de bu abi resmi tarih diye bir şey yoktu Osmanlı'da. Ne resmi hayır, tarih? Bugünkü resmi tarihten bahsediyoruz. Yani bugün anlatılan resmi tarihin farkı şu. Konu uzamasın diye uzatmak istemiyorum. Ben kısa bir bilgi vermek istedim. Yorumlara geçtik. İster istemez oldu. Ben yorumluk şey anlatmıyorum. Siz bugün hangi tarih fakültesine giderseniz gidin, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Bu anlattığım şey ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta hocalar anlatır hepsi. Sağcı olsun, solcu olsun. Bu bir bilgidir. Evet. Kerem, bitiriyorum abi. Araya bir şey girince onun için bitiremedim. Şimdi Çin'in önemi şu. Cumhuriyet döneminde o profesörler, 10 tane isim sayarım, çok önemli isimler sayarım. Birisi daha yeni vefat etti. 100 yaşında öldü adamcağız. Şimdi bu insanlar gidip Arap kaynaklarını, Çin kaynaklarını, yani eski yazılı kültürü olan kaynakları. Arapça dediğiniz 110 bin kelimeden oluşur. İngilizce 100 bin kelimeden oluşur. Bizim Türkçe 40 bin kelimeden oluşur. Yani dolayısıyla bunlar uzun konu ama şöyle bitireyim. Biz kendi tarihimizi öğrenebilmek için Çin kaynaklarını inceledik. Adımızın Türk olduğunu Çin kaynaklarından öğrendik. Biliyor musunuz siz bunu? Ya o ilginç şey dediğim bu. Yoksa Göktürk anıtı var bir tane orada. 6. yüzyılda Bumin Kağan döneminde dikilmiş. Ve Tonyukuk veziri. Orada iki yerde Türk diye Göktürk diye iki tane laf geçiyor. Onun dışında adımızın ne olduğunu biz ama Oğuz diyorduk. Anladım kendimize. Da doğru da şimdi mesela Viyana kapılarına dayandığımız zaman niye o zaman Türkler geldi diyorlardı o zaman? Abi Avrupalı, abi bak izah ediyorum. Şimdi bunlar saatler sürer. Ben özetlemeye çalışıyorum. Anladım ama işte bu kendimize, bak Kenan Bey orada kaşınıyor. Tamam da müsaade özür dilerim. Biz yani kendimize o sırada Viyana kapısında bile Türk demiyorduk. Kendine Türk diyen falan yok. Avrupalı diyor ama. Yani Avrupalı bize Türkler tamam. Diyordu. Evet. Avrupalı zaten Atatürk'e de ya ülkenin adını Oğuz Eli koyarsak hani dünya bizi Türk diye tanıyor. Yeni bir isim çıkar diye 15 gün tartışma onun için uzamış. Onun üzerine ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti kondu. Çözümümüz de Latin alfabesini almakta bulmuşuz. Evet. Onlar başka konular. Ama tek önemli olan şu. Biz Osmanlı Devleti boyunca tarihimizi bilmiyorduk. Medresede okutulan iki tane harp vardı. Bedir, Uhud Harbi. Onu gene okuyalım. Hendek Harbi. Ezbere bilirim. Bedir'i ben 6 saat anlatırım. Uhud'u da 7 saat anlatırım. Ama konu şu.
kendi geçmişimizi bilmiyorduk. Evet, bunu işte son 50 yılda şu Çin kaynaklarının onun için büyükelçiye evet, söyledim. Önemli ama Cem Bey'i de dahil edelim istiyorum kısa lütfen. Buyurun. Şimdi şöyle ya bu tarih meselesi tartışılacak bir mesele. Hı hı. Cumhuriyetle beraber aslında Cumhuriyet'ten daha önce 1908 ile aslında resmi olarak değişmeye başladığı tarih anlayışı ikinci meşrutiyet döneminde İttihat Terakki bir darbe yapınca doğal olarak İttihat Terakki'nin ideolojisinde Avrupa'dan ithal edilmiş olan ilerlemeci tarih anlayışı var. Aydınlanma felsefesi var, pozitivizm var ve buna bağlı olarak milliyetçilik de vardır. Tabii ki buna bağlı da ulusalcı yaklaşım. Doğru. Ulusalcı yaklaşımla beraber tarih yaklaşımı değişti. Oysa yani diyelim ki mesela Ahmet Cevdet Paşa ve benzeri tarihçilere baktığımız zaman tarih öyle Orta Asya'dan falan başlamaz. Hazreti Adem'den, Hazreti Nuh'tan başlar. Dolayısıyla tarihi bir insanlık tarihi olarak ele alırlar. Ve orada müminler, muvahhidler, efendim müşrikler, kafirler, zalimler dünyanın bütün bölgesine ve bütün ırklara, bütün kavimlere ait olarak bunlar irdelenir. Fakat ne zaman pardon, onlar okutuluyordu Kenan tabii, Bey. Okutuluyor, hayır. Şimdi dediniz ya. Osmanlı'da bu dedikleriniz tabii, okutuluyordu, biliniyordu. Şimdi dediniz yani medreselerde mesela Türk tarihi bilinmiyordu. Diye. Evet, Türk tarihi bilinmiyor. Türk tarihi olarak okutulmuyor. Yoksa o tarihin genel bir parçası olarak bunların tamamı okutuluyordu. Hangisi, Ahmet Cevdet Paşa'ya da bakabiliriz. Şöyle söyleyeyim ben. Şimdi eğer Cumhuriyet dönemine baktığımız zaman Cumhuriyet dönemindeki temel yaklaşım Cumhuriyet'in ideolojisini tahkim etmek amacıyla onu bir tarihten kopartıp bir başka tarihe bağlamak üzerine kuruldu. Hangi tarihten kopardı? Ben siyaseti karıştırmadım. Bir şey söyleyeyim sana. Yok size cevaben değil. Orada ne yaptı? İslam tarihi yani Osmanlı'yı ve Selçuklu'yu atlayıp Osmanlı ve Selçuklu öncesi özellikle de İslam öncesi bir tarihe bağlantı yapıldı. Orada kimler devreye girdi? Fuat Köprülü, Yusuf Akçura, Hüseyinzade Ali Turan, Zekmeliydi Togan. Doğru. Bakın bütün bravo, bunların hepsi bravo, ne yaptı? Bunları anlattı. Peki burada önemli rolü oynayan kimdi? Aslında tarihçi olmamasına rağmen bir kız öğretmen okulunda bir öğretmen olan Afet Hanım Avrupa'ya gönderildi. Orada ırklar üzerine bir araştırma yaptı. Onu katmadım gelip, farkındaysanız. Biliyorum. O yanlıştı. Şöyle zaten size cevabını söylemiyorum. Yanlış kurdu. Temeli yanlış yok. Hani siz bir konuyu tam olarak anlatmak için hani müsaade. Ben de müsaade istiyorum. Orada Afet Hanım'ın yaptığı şey Türklerin Avrupalılarla aynı ırktan olduğunu, Alpin ırkından olduğunu, beyaz ırktan olduğunu ve kafatasında brakisefali olduğunu ispatlama çabasıydı ki az önce Ali Sami Bey'in ifade ettiği gibi 1934 senesinde Şevket Aziz Kansu ve Afet Hanım'ın başkanlığında oluşturulan heyetle Türkiye çapında 64 bin insanın ki bunların bir kısmı mezardan çıkartılanlardı, cesetti, kafatası ölçüldü. O yüzden Mimar Sinan'ın kafatasını biz kendi kabrinde bulamıyoruz. Burada ne vardı? Burada olan şey Mükrimin Halil İnanç gibi, Ahmet Cevdet Paşa gibi tarihi insanlığın tarihi olarak görmek yerine ki bunlar da büyük tarihçilerdir. Yani Mükrimin Halil İnanç yani dünya çapında bir tarihçidir yani. Ahmet Cevdet Paşa aynı şekilde. Diğerleri ki aslında Fuat Köprülü'yü bile burada istisna tutabiliriz. Diğerleri daha çok resmi ideolojinin bir misyoneri gibi hareket ettiler. O yüzden Zeki Velidi Togan ve benzeri insanların da özellikle 1944 Türkçülük davasında cezalandırıldığını ve onların bir süre sonra yurt dışına çıkmak zorunda olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla tarih meselesi siyasetle çok yakından ilgili, ilişkili, siyasetin iniş çıkışlarına göre. Ama dediği çok doğru Hakan Bey'in. Yani Çin'de hakikaten tarih kaynakları incelendiği zaman hakikaten Orta Asya bölgesinde Türkler ne yaptı, ne etti, atı nasıl eğitirdi, nasıl savaş yapardı, evet, nasıl evlenirdi, nasıl boşanırdı, nasıl barış yapardı, tarımı neydi? Bunların hepsini doğru anlamak için Çin kaynakları kadar değerli bir kaynak. Bu kaynak yok. Afet İnan'la ilgili evet, bir şey söyleyeyim size bu arada. Hayır, mecburi geldi. Şimdi hı, ben çok kısa bir özet yapmak istedim ama konu siyasete dökülünce. Gazeteyi alabilir miyim? Şimdi efendim. Atatürk'ün derdi şuydu. Atatürk dedi ki kardeşim kimiz nereden geldik bunu öğrenelim. Hı-hı. Hata şurada oldu. Hı-hı. Afet İnan tamamen yanlış bir tarih konsepti getirdi koydu Atatürk'ün önüne. Hı hı. Özet söylüyorum. Hı hı. Detaya girmeden. Bunlar siyasi şeyler falan değil. Ama Hakan Bey, razı, şöyle, Kenan Bey, razı, şöyle şöyle yapacağım. Bak, bir dakika. Hayır, şöyle. Her kitabına bakarsan. Şöyle yapacağım. Afet Hanım'ın söylediği bir şey gün, şudur. Bir gün bunu konuşalım Mustafa, yine. Mustafa Kemal Paşa bana dikte etti, ben yazdım. Tamam. Aynen öyledir. Tamam, bunu bir gün konuşalım. Peki bitireyim o zaman ama bitirin. Bizi dinleyen yanlış anlayacak. Yok anlamaz. Abi, o kadar güzel bir yerde kaldı ki. Ya çok net, ben basit özetliyorum. Tamam buyurun.
Atatürk'ün derdi, Türkler nereden geldi, kim, yolu öğretindi. Hı hı. Afet İnan maalesef yanlış bir temel üzerine getirdi, önüne bir tarih koydu. Hı hı. Onu Atatürk'ün dikte ettirdiği falan yok. Bunlar dedikodudur. Atatürk merak ediyor adam. Ya ben de merak ediyorum. Ben geldiğimi merak ediyorum. Olayı söylüyorum. İnanmayın, inanın. Atatürk bunun böyle olduğunu bir süre sonra yanlış olduğunu da anladı. Son bir gayrete düştü. Fakat 30'lu yıllara gelinmişti. Hastaydı. Hı hı. Allah'tan 40'lı 50'li yıllardan sonra dediği bazı tarihçiler devreye girdiler. Hı hı. Atatürk'ten sonra özellikle. Hı hı. Fuat Köprülü çok önemlidir bu konuda. Hı hı. Türklerin böyle Sümerlerle, bilmem Avrupalılarla bağlantısı olmadığını, Orta Asya göçmeni bir kavim olduklarını, yani normal bildiğimiz bugünkü Türk tarih seyrini bize hatalarıyla, sevaplarıyla anlatabildiler. Benim anlatmaya çalıştığım şu. Hı hı. Bunun içinde evet gayretler olmuştur. Şöyle bir yapı kuralım da halk şöyle öğrensin diye. Ama bir sürü gerçek tarihçi. Hı hı. Mesela benim hocam İbrahim Kafesoğlu 12 Eylül darbesi bunu Malatya'ya sürdü. Hı hı. İstanbul Üniversitesi'nin tarih bölümü dekanıydı. Hı hı. İyi bir tarihçidir. Çok iyi bir tarihçidir. Yaşıyor mu? Yok, toptan vefat. Allah rahmet eylesin diye. Ama Kafesoğlu, hocayla saatlerce konuşurduk. Ben asistanlığa başlıyordum. Hı. Hoca gidince bıraktık, doçent olmadı. Hı. Şimdi problem şu. Osmanlı Devleti'nin Türk tarihini, yani kendi geçmişini bilmemesinin sebebi bir kasıt değildir diyorum. Ben Cumhuriyet'i karıştırmadım. Hı hı. Cumhuriyet'le ilgili konuşmadım. Yani siz aslında Çin kaynakları çok önemli ve Çin kaynaklarında halen daha bilinmeyenler var. Sadece Çin de değil. Arap. Turk diyorlarmış değil mi? Nasıl? Tukyu diyorlarmış. Çince'de R harfi yoktur. Tamam, o yüzden. Tukyu derler bize. Gideceğiz. Kendi bulacağız. Adımızı adamlardan öğrendik ya. Evet. Dolayısıyla Arap, İran, Çin ve Süryani kaynaklarını inceleyerek ne yazık ki bu söylediğim son 50 yılda Atatürk dönemini katmıyorum. Hı hı. Son 50 yılda yazılan tarih, bugünün üniversitelerimizde okutulan tarih, Türk tarihi, o gayretlerle oluştu. Osmanlı bilmiyordu bunu. Bilmiyordu. Bunu Çin kaynağı evet. için önemli. Ama şimdi, tamam da Hakan yani Bey, Osmanlı yani bir de Kenan Bey, bir dakika. Hı. Şimdi biz de yani Cem Bey, ben, Ali İhsan Bey de doğum tarihlerimizden başka bir tarihi bilmeyince burada Fransız kaldık ister istemez birazcık. Ama ben çok net anlattım. Siz anlattınız da, hayır. Şimdi yine de biz de dahil olalım istiyorum. Cem Bey'e hemen dönüyorum ben. Şimdi Cem Bey biraz önce çok ilginç bir şey söyledi bir önceki bölümde. Dedi ki sağlık güvenliği önemli. Ama ekonomik güvenlik daha önemli dedi. Şimdi sağlık güvenliği kısmını geçtik. Ekonomik güvenlik kısmına bir girerim istiyorum artık Cem Bey. 180 saniye. Yok 180 saniye dersen uzuyor. Ama pardon, araya konu girdi. Başka bir iddia ama girdi. Ama güzeldi. Yorum güzeldi. Girdi. Güzeldi ama Hakan Bey yani 180 saniyede. Yoksa ben anlatacağım 180 saniyede bitirebilirdim. Başka konu siyasete döndü. Buyurun. Ben siyasetle ilgili bir şey söylemedim. Evet. 240. Soru? İşte ekonomik güvenlik ne olacak? Doların yükselmesi, piyasaların hareketi. Dolar yükselmiyor. Hı-hı. Türk lirası çöküyor. Niye? Çünkü dünyada diğer para birimlerine de bakmamız lazım. Dolar yükseliyorsa her para birimine karşı yükselmesi lazım. Hı-hı. Ama az ama çok. Mesela onu sormak isterdim aslında Çin'deki büyükelçiye. Orada da mesela dolar yükseliyor mu diye sormak isterdim mesela. Sorabilirsiniz. Orada da yani miktarlı hareketlenme var da. Amerikan lazım. Doları lehine bir kısmı. Mesela neden Türkiye'de bu kadar çok dolar yükseliyor da Endonezya'da Türkiye'nin yarısı kadar yükseliyor? Veya Gürcistan'da yükselmiyor o lari midir nedir lari. Para bilim. Papua Yeni Gine'nin parasına karşı dolar Türk lirası kadar yükselmiyor. Hı. Demek ki dolar yükselmiyor. Türkiye'de bir sorun var. Türkiye'nin parası çöküyor. Para basıyor çünkü. Yalnız o değil. Para basıyor. Dövizi yok. Hı-hı. Dış borcu var. Hı-hı. Bir yerden dolar bulması lazım. Amerikan Merkez Bankası'na gidiyor. Sana TL versen bana biraz dolar verir misin diyor. Ventilatör yollayayım ben sana diyor. Merkez Bankası 2000 ölün var. Merkez Bankası yok diyor, ben sağlam emin yerlere veriyorum parayı diyor. Hı hı. Yatırım gelmiyor. Onun için yani Türk lirası çöküyor. Nereye gidecek peki bu durum nereye gider? İyiye gitmez. Nereye kadar gider mesela? 10 lira bekleyenler var. Siz de 10 lira bekliyor musunuz? Onu bilemem. Ankara ne zaman aklını başına alırsa. Hı hı. Şimdi bakın
eninde sonunda IMF'ye gider bu iş. Hı hı. Nereye gider diyorsunuz? IMF'ye gider. IMF ile inatlaşmanın alemi yok. Siz Türkiye bir esnaf diyelim, borcu var. Hı. Borç para arıyor bir yerden çarkı çevirmek için. Hı hı. Karşısında tefeciler var. Hı hı. %7-8-9 da borç veriyor. Bir de IMF diye bir banka var. O %1 ile 2 ile borç veriyor size. Ama diyor ki ben bu parayı sana veririm ama kontrol ederim kardeşim. Bu parayı har vurup harman savurmayacaksın 20 sene yaptığın gibi. Hı hı. Ha, burası da diyor ki yok abi ben buraya gitmem diyor. Ben bununla kavgalıyım zaten daha önce çok laf ettim ona. Onun için ısrarla bu tefecilere gideceğim diyor. Nasıl olsa kendi cebinden ödemiyor Ankara bunu. Hı hı. Türk milletinin cebinden. Bakın 170 milyar şey ödenecek, dış borç ödenecek bu sene. Hı hı. Dün bir hesap yaptık. Dolar 7 kuruş arttı dün. Hı hı. 170 milyar Türk lirasına çevirdik. 80 milyon, ortalama 20 milyon aile. Sadece dünkü dolar artışından her aileden Ankara'nın Erdoğan yönetiminin bu sene 595 lira daha fazla vergi toplayabilmesi lazım ki piyasadan dolar alsın, yurt dışına borcunu ödeyebilsin. 7 kuruşluk artışın getirdiği her Türk ailesinin, 4 kişilik Türk ailesinin getirdiği yük 595 lira, 600 lira civarı. Bir de şöyle yapalım. Merkez Bankası'nda 110 milyar dolar var. Nerede var? 110 milyar dolar var Merkez Bankası'nda. Şöyle veya böyle. Şunun karşılığı, bunun karşılığı var mı? Var. Dolayısıyla o 110 milyar dolar şu kadar para kazandı. O 110 milyar yani bunlar doların basit hesaplar. 10 milyarını göstersin Merkez Bankası. Hani var ya Milli Piyango'da böyle gösteriyorlar balya balya parayı. Ondan sonra konuşalım. Yani yok mu? Bu söylediğiniz bir bankaya, bir bankaya mevduatlar yattığı zaman bütün o paranın, bu bankanın şeyi bu, para kasasında durduğunu mu zannediyorsunuz? Hayır. Tamam, aynı hikaye, kasada durmuyorsa 500 milyar dolar var desin o zaman Merkez Bankası. Niye 110'la 120 ile niye zaten sınırlandırıyor ki? 500 desin. Desin, ne olacak ki bu? Niye demiyor? Geçen hafta bu programda dedim. Ben bu Ankara'dan çıkan bir tek rakama inanmam. Onun için desin. Ama işin gerçeği bu. Ben rakamlarla konuşuyorum, somut. Peki bana inanmayan bir operasyon zaman, olmadığı kanaatindesin. Efendim? Bir operasyon yok operasyon, şu an. Operasyon, her sene operasyon var. Geçen sene de ekonomik istiklal savaşı veriyorduk. Ben de burada, galiba buradaydım. 7.24'ten 5.60'a kadar indi ama. İzin veriniz. İndi mi? Kime karşı veriyoruz? Operasyonu bize kim çekiyor diye soruyordum. Stratejik ortağımız Amerika mı? Nükleer santral yaptırdığımız kardeşimiz şey mi? Putin mi? Rusya mı? Swap yapmışız birkaç milyar dolarlık Çin mi? Bak adam ne güzel büyükelçi anlattı. Çin bayılıyor dedi, gelecek dedi, işte varlık fonunu alacak bilmem ne. Üye olmak istediğimiz Avrupa, yardım ettiğimiz İngiltere, Almanya daha yeni yardım gönderdi. Kim çekiyor bize bu operasyonu? Zulu kabilesi mi? Patagonya mı? Rakam ortada. 7.24'ten 5.60'a tamam, nasıl indi? Tamam, bir şey iddia edildiği zaman altını doldurun lütfen. Siz de doldurun. Ben nasıl indi? Ben 7.24'ten Türkiye'ye nasıl 5.60'a indi? Operasyon falan çeken yok. Bu kadar. Bakın. Yani üretimimiz mi patladı? Ne oldu? Müsaade edin anlatayım. Bölmeyin lütfen. Siz alacaklısınız. Avrupa ve Amerika veya dünyanın işte borç vermiş Türkiye'ye 500 milyar dolar alacağınız var. Karşıdaki esnaftan sizin 500 bin lira alacağınız var. İş adamından, fabrikatörle. Siz o adama operasyon çekip batmasını ister misiniz? Size niye batırsınlar? Onu merak ediyorum ben. Madem operasyon çekiyorlar bizi. Adam çıkıyor bize, diyor ki dünya 5'ten büyüktür diyor. Senin Suriye'de ne işin var diyor. Peki benim alacağım ne olacak diyor o zaman? Ne olacak? Alacak benim ne olacak ya? Türkiye'yi batırdıktan sonra tabii, Suriye'de tabii gayet rahat o petrolü çıkarttıktan sonra o 500'ün 5 katını abi, şey çıkartıyor, diyor, kazanıyor. Tamam. Gidiyor Suud Kralı'na diyor ki 4 milyar dolarlık benden silah al diyor. Hı hı. Türkiye bozuyor oyunu. Sisi
darbe yapıyor, ülkenin başına geçiyor. Evet. Türkiye diyor ki bu adam darbecidir kardeşim. Bu darbeciyle senin verdiğin yemekte bile ben masaya, aynı masaya oturmam diyor. Rezil ediyor adamı ya eğer evet, utanması tamam varsa. Şu anda dolar 7 lira abi dönüp dolaşıp. Evet, 7 lira, nokta, 7.24'te bir arada. Yani 7 lira olmuş artık bunu. 5.60'a indiğini de gördük. Ben de soruyorum, hayır, merak ediyorum. Ben bölmek için söylemiyorum. Merak ediyorum. Diyorum çıkmış ki artık 7 üretim lira olmadığı için, yatırım olmadığı için Türkiye'de 7.24 olur denildi. Biz de sonra baktık. Bir ay geçti, iki ay geçti, beş ay geçti. Üretim mi patladı ki? Yatırımlar Türkiye'ye akın akın gelmeye mi başladı ki? 5.60'a indi dolar diye merak ediyorum. Talep meselesi. İşte Katar'dan gelir, yok oradan gelir, buradan gelir. Bir yerde, bakın bir yerde de bir şey daha söyleyeyim. Bir yerde kimsenin bilmediği, dudak uçuklatacağı bir para var bir yerde. Nerede, kimde bilmiyorum ama bazen bu piyasaya enjekte ediliyor. Mesela 6.98, 6.99, 6.99.1, işte 90. Birisi bunu manipüle edebiliyor, bir güç. Demek yükselmesini ki bunu engellerken yapabiliyor. Süre. Birileri de yükseltmek sonra istemeyen iç kaynak olmuyor. Bilmiyorum iç kaynak, dış kaynak. Bir yerde bir para var. İç kaynak, oturmayan iç kaynak bir rakam var ortada. Hı-hı. Tamam. Onun dışında yani siz de şunu bekliyorsunuz aslında Ali İhsan Bey'in beklediğini. Şu anda 7.15 bir anda 6 liraya da düşebilir bu diyorsunuz aslında. Hayır, ben beklemiyorum öyle. Hayır, ben de olur. Düşlü para indiremez diyor şu an için. Yani şu an için indiremez diyor. Ne kadar güçlü bir para, bir yerlerde birilerinde bir para var. Hı-hı. İç piyasaya sürükleyerek hı-hı onu ne yapıyor? 6.99'da bir hafta 10 gün boyunca o kadar tuttu. O kadar. Orada bir küçük 10 kuruşluk, 15 kuruşluk gücü var o paranın diyor. Ama doğru, şunu kabul etmiyorlar. Yani birileri de bu koronavirüs salgını sırasında bile doları 6.70'den, 6.5'tan 7.24'e çıkartmak için bir şeyler yapıyor. Orada yok diyorlar. Abi, dışarıda bir para oyunları var, yok. Onu kabul etmiyorlar. İlla içeride bir şeyler var. Bir cümlede birileriyle konuşmam. Kimse söyleyin. Birileri kim? Yıllardır. Kimse söyleyin. Ben öyle bir şey iddia etmiyorum ki birileri onu yapıyor, ya birileri bunu yapıyor. 6.99'da kalıyor ya. Bir yerde bir para var diyorum. Hı. Bunu nasıl tutuyorlar bilmiyorum. Bilmediğim şeyi bilmiyorum diyorum. Peki. Bildiğim şeyi biliyorum diyorum. Dış borcu biliyorum. Bu sene ödenmesi gerekeni biliyorum. Bu sene ülkeye girmeyecek parayı biliyorum. Geçen hafta da konuştuk. Turizmden para gelmeyecek 35 milyar dolar. Müteahhitlikten gelmeyecek. Doğru. İhracattan büyük düşüş olacak. Kimse Türkiye'den Avrupa'da ay çamaşır makinesi alayım, ay televizyon alayım, evet, yeni araba alayım falan filan demeyecek. İhracat böyle. Siz dediniz ki ithalat da düşecek ama ithalat ihracat 2 düşecekse ithalat 1 düşecek. Siz o ithalatı yapamazsanız ihracatı zaten yapamıyorsunuz. Peki bu bir süre sürecek. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani evet, ne öneriyorsun veya nereye var istiyorsun? Borç alınacak. Ülke batmaz. IMF'e gidecek diyor Cem Bey. Cem Bey IMF'e gidecek gitmesi dedi. Gitmesi en akıllıcasıdır. Evet. Kenan Bey ne diyor? Şimdi şöyle yani biz dolar karşısında Türk lirasını konuşuyoruz. 7 lira. Hı hı. 7 lira 15 kuruş 25 kuruş oldu. Hı hı. Euro karşısında ne oldu? Onu da mesela konuşmamız lazım. Ya da bir başka para birimi karşısında. Mesela Çin yuanı karşısında Türk lirası ne oldu? Hı hı. Bunu da konuşmamız lazım. Ya da az önce adı geçtiği için söyleyeyim. Hemen yanı başımızda önemli bir ticaret ortağımız da olan Gürcistan para birimi lari karşısında ne oldu? Ona da bakmamız lazım. Hı hı. Ve daha önemlisi aslında bütün dünya ölçeğinde altının gramı karşısında Türk lirasının durumu ne oldu? Buna da bakmamız lazım. Hı hı. Baktınız. Yani şimdi baktığımız zaman ortada bizim açımızdan, ekonomik açıdan, siyasi açıdan, bu ülkede yaşayan, alışveriş yapan insanlar açısından durumun çok iç açıcı olmadığı ortada. Bu bir felaket tablosu demek değildir. Yani battık, batıyoruz, yıkıldık, gidiyoruz, yandık falan değil. Ama buradaki işarete baktığımız zaman kendimizi toparlamamız, yaptığımız işleri gözden geçirmemiz, muhasebe yapmamız, acaba israf ekonomisi mi var, tüketim ekonomisi mi var, üretiyoruz derken piyasa değeri yüksek olmayan değerler mi üretiyoruz, ürettiğimizde alıcı mı bulamıyoruz? Bunların her birini bizim muhasebe etmemiz lazım. Muhasebe etmediğimiz zaman yani sürekli bir dış düşman, üst akıl, masonlar, siyonistler, evangelist masonlar, siyonistler falan dediğimiz zaman o zaman
bir süre bu bizi psikolojik olarak rahatlatır. Yani biz o kadar güçlü kuvvetli bir ülkeyiz ki ulan dünyanın dört bir haini kriptosu bilmem nesi bizimle uğraşıyor deriz. Ama eğer biz hakikaten şapkayı önümüze koyup bir düşünmeye başlarsak, kendi içimizde bir muhasebe yapmaya başlarsak, dolar bugün 7 lira, yarın 5 lira, 3 lira, 2 lira ya da 1'e 1'e düşebilir. Ama bu nasıl olacak? Rasyonel bir ekonomik modelle olacak. Rasyonel bir, diyeyim ki, hukuk devleti öğretisiyle bu ancak olacak. Özgürlükleri, hukuku, kanunu, yatırımı, yatırımcıyı buraya celbedebilecek olan bir siyasi iklimle ancak bunlar olabilir. Öbür türlü, yani ben şimdi mesela bugün bakıyorum, İngiltere'den bilmem operasyon yapıldı. Ya İngiltere başının şeyine düşmüş, telaşesine düşmüş. Yani maske bulamıyor, efendim doktoruna tulum bulamıyor. Başbakanı Covid-19'dan ölüm döşeğinden dönmüş. Avrupa Birliği'nden çıkmaya karar vermiş ama çıktığına pişman mı olmuş toplumun bir kısmı? Bir kısmı memnun mu olmuş? İçeride ciddi bir, diyeyim ki, bir gerilim var. Biz şimdi İngiltere'nin bize operasyon yapmasından bahsediyoruz. Ama yani mesela bunlar... izleyici şimdi mesaj atmış. Bu... Bir tarafta FETÖ, bir tarafta PKK, doğru, bir tarafta Cem Toker diyorlar. Şimdi bakın bunları ben mesela hemen baştan söyleyeyim. Cem Toker kendisi şeyini söylesin ama. Ben sloganlarla, sloganik ifadelerle yapılacak değerlendirmeni doğru bulmuyorum. Şimdi örnek mesela bir tarafta FETÖ diyoruz değil mi? Ya Fethullahçıların her biri, affedersiniz, Amerika'da, Avrupa'da, yani saklanacak delik arıyorlar. Yani Fethullahçılardan yani neyine korkuyoruz? Kafayı kırmışız, kolu kırmışız, bacağı kırmışız. Efendim göğsüne çökmüşüz, boğazını sıkıyoruz. Ya, şu kadar adam cezaevinde. Biz FETÖ'den niye korkalım? Pensilvanya'da ağlar gibi. Ya Pensilvanya'daki adamın ağı gitmiş, vağ kalmış. Affedersiniz. Yani tuvaletini kendisi yapıyor mu, yapamıyor mu? O bile belli değil Ali İhsan Bey. Ya vermesin, bunu bir önüme, zaten almaya da ben hacet bile duymuyorum. Adamı da kanaat önünde. PKK diyoruz. UFO lideri diye. Tamam, PKK'ya diyoruz mesela. Bakın takip edilmiyor ama. Ama dün bile kaç tane internet sitesinin, Twitter hesabının halen bunlar tarafından kullan. Twitter'la, affedersiniz ama Twitter'la eğer bir ülke çökecekse, bir iki operasyon yapılacaksa yazıklar olsun zaten. Ya bir sefer biz bu özgüveni asla ve kata hiç kimseye karşı kaybetmemeliyiz. Ama tamam da televizyonda söylenen bir cümle üzerinden kıyamet kopartılırken, tamam şöyle Kenan Bey, yani bakın mesela Suriye meselesi anlatılıyor değil mi? Suriye'ye PKK'ya bir sürü silah getirdi Amerika. Şu kadar tır, bu kadar bilmem ne. Eğitimler verdi filan. Ne yapabiliyor şimdi? PKK ne yapabiliyor? Yani Suriye'nin kuzey bölgesinde ne yapabiliyor? Bırakın siz PKK'yı. Petrolü bakın, kontrol ediyor. Ya oradaki petrolün, samimi söylüyorum, Suriye halkına faydası bile yetmez, yetersiz. Çok düşük kaliteli ve az bir miktar, bir şey yok orada. Başka bir şey söyleyeyim. Bakın biz PKK'yı konuşuyoruz ama Esed rejimi çökme noktasına gelmiş durumda. İçeride kıyamet kopuyor. Yani ülke sermayesinin %60'tan fazlasını elinde tutan Esed hanedan bir parçası, Mahluf adında, Rahmi Mahluf adındaki adamla Esed hanedanı arasında korkunç bir çatışma var, gözaltılar var, işletmelere el konulmuş falan. Başka bir şey daha söyleyeyim. Biz Kuzey Irak'ı takip etmiyoruz şu anda. Ama Kuzey Irak'ta KDP, KYB ve PKK arasında Türkiye'nin bölgeye dönük operasyonları dolayısıyla acayip bir açmaz var. Yani PKK'nın Kuzey Irak'tan, Kandil'den çıkartılması da söz konusu. Burayı şuraya da bağlayayım, ondan sonra devam edin. Libya'daki gelişmeleri takip ediyor muyuz? Bakın askeri açıdan. Hayır, Türkiye, dövizden buraya nasıl geldiniz? Yani Erdoğan mı arttırıyor 7 liraya çıkartıyor? Yani FETÖ yapmıyor, PKK yapmıyor, bakın, dış düşmanları yok, IMF diyorum, yok, Dünya Bankası diyorum, yok, İngiltere ama, yok, Erdoğan var. Şunu diyorum, hayır şunu diyorum bakın. Yani ekonominin kendine ait bir rasyonelitesi var. İnsan duygularının da kendine ait bir rasyonelitesi var. Yani bir evlilik yaparsınız. Birileri der ki işte yani oğlum sana şu kızı uygun bulduk der. Evlendirir sizi ama yani orada size layık görülen insanla, uygun görülen insanla sizin bir süre sonra duygusal çatışmanız da başlayabilir. Yani her şeyin kendine ait bir realitesi var. Türkiye şu anlamda, bakın Irak'ta, Suriye'de, Libya'da çok ciddi anlamıyla askeri operasyonlar yürütüyor ve burada ciddi ciddi başarılar elde etmiş durumda. Fakat ekonomik anlamda içeride rasyonel olmayan bir takım yatırımlar. Mesela? Rasyonel... Ya mesela Başakşehir hastanesi. Hayır, mi? Şehir tabii, hastanesi şimdi mi? Şöyle, ya biz şimdi neyi konuşuyoruz biliyor musunuz? Ya niye dolar 7 lira söyleyeyim oldu? Söyleyeyim size, söyleyeyim mi? Ya neden?
Çünkü Türkiye'de yatırım yapan insanların bir kısmı gittiler. Öyle oldu. Yani Türkiye'ye yatırım gelmiyor. Suudi Arabistan'la belli noktalarda çatışıyoruz. Dış yatırım. Katar kendi açısından sıkışmış durumda. Tamam mı? Avrupa Birliği ile uyum anlaşmaları, müzakereler dolayısıyla çatışmalar yaşıyoruz. Suriye'de savaş var, Irak'ta savaş var. Ukrayna parçalanmış. Dolayısıyla Türkiye'nin bir şeyi var muhakkak. Ama burada bütün bunlara rağmen ekonomide ben yolunda gitmeyen bir takım şeyler olduğunu biz kabul etmek durumundayız. Ekonomide yanlış işler yapıldığını, bu artık israf mıdır? Yatırımların rentable olmayan alanlara kaydırılması mıdır? Onu bilemem ben. Ama burada bir sorun var ki dolar 7 lirayı geçti. Dolar 7 lirayı geçti. Ne demek bu? Euro diyoruz 7,5 lira. E altının gramı gelmiş. Ne demek bu mesela? 380, hayır beni bilmem ne kadar. Demek bu? Ya hocam et niye pahalanırsa? Geçen sene soğan patates niye pahalandıysa dolarda ondan 7 lirayı geçti. Yok yetecek bir şey yoksa bir ürün piyasada onun fiyatı artar. Bu kadar basit. Yani şunu söyleyeyim. Yani şunu 80 milyona yetecek et bakın, üretilmiyorsa. Şimdi bakın biz uzun bir zamandan Cem, beri. Ama Cem Bey çok şey daha bakın. Somutlaştırdı. Diyor ki yani piyasada diyor arz talep meselesi yüzünden tamam. Diyor öyle değil mi? Bakın ya şöyle söyleyeyim. Biz uzun bir dönem Türkiye'de döviz bürolarındaki rakamlara hiç bakmadık. Çünkü cebimizdeki parayla dolar ya da euro almanın yoluna gitmedik. Herkes Türk lirasına güveniyordu. Kiralar lira üzerinden oluyordu, anlaşmalar lira üzerinden oluyordu, borçlar lira üzerinden oluyordu, böyleydi. Ama ne oldu ki bakın son birkaç senedir Türkiye'de dolar ve euro paritesi mi diyoruz artık ne diyoruz, yükselmeye başladı. Yani bunu biz yani hala İngiltere'nin oyunu bilmem ne filan dersek işin içinden çıkamayız. Ben böyle olduğuna inanmıyorum. Bu tür söylemlerin toplumda bir süre sonra inançsızlığı, siyasete olan güvensizliği besleyeceğini düşünüyorum. Dolar yükseliyor, birisi diyor ki efendim ezan dinmez. Dolar biraz daha artıyor, bayrak inmez. Ya böyle vatan millet Sakarya edebiyatıyla olmaz bu işler. Bunlar doğru şeyler değildir. Biz makul olalım, şapkayı koyalım başımızı masanın üstüne koyalım. Düşünelim ne yapıyoruz ya da ne yapmıyoruz ki sıkıntı var. Bunun yolunu ben bu şekilde görüyorum. Yoksa ver gazı, ver mehteri yok. Ama işte yine ben, yani ben mesela şu anda Kenan Bey söylediklerinizden ben tatmin olmadım. Olmaz. Hani niye? Evet. Hani niye olmam mesela? Niye olmadım? Çünkü şundan dolayı hakikaten yani desem ki Kenan Bey doğru söylüyor. Onu da söyleyeceğim yani. Şimdi ya şunun bir cevabı yok ama yani dış güç bir yok. Cevap versinler biz de kabul edelim. Şimdi 7.24'e çıktı mı 2 sene önce dolar Türk lira? 8 liraya bir gördü bir kere. 7.24'e şimdi rekorunu kırdı. O 7.24'ü 7.20'yi geçti şu an. Onu geçti. 7.15'miş bu akşam ama. Ya birazcık düştü. Bazı şeyler yapıldı. Karşı ataklar yapıldı. Bir 5 kuruşluk veya daha küçük bir indirim var. Şimdi önemli olan şey şu. 7'yi bulan bir dolar. Eğer benim üretimim eksikse, yatırımlar gittiyse, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı iş adamları kaçtıysa, Türkiye'de hukuk kalmadıysa, Türkiye'de güven kalmadıysa, bunlar kaçtılar. 7'ye çıktı mı dolar? Çıktı. Ondan sonra 7'nin altına niye iniyor bu dolar diye merak ediyorum. Ezanlar dinmez vesaire söylemiyle olmuyorsa bu. Eğer bir oyun yoksa, bir operasyon yoksa Türkiye'ye karşı 7 liraya çıkmış olan dolar ondan sonra niçin 6 liraya iniyor? Niçin 5.60'a kadar inebiliyor? Bunun merakının içindeyim ben. Cevap vereyim. Bunun buyurun. Cevap vereyim. Bu pandemi sokağa çıkma yasağı cuma gecesi hani Süleyman Soylu 2 saat kala haber verdi. Millet panikle ne yaptı? Gitti marketleri 2 gün sokağa çıkma yasağı. Ama güvenemediği için lan bu 2 gün der bana ama bir hafta evde tutarsa beni diye herif 5 kiloluk unla çıktı mı oradan? Makarnanın fiyatı orada şey yaptı internet sitelerinde. Vay yarım kilo makarna 15 lira oldu. Kahrolsun kapital. İşte dolar da Rahip Bronson dedi ya ekonomini mahvederim senin dedi Trump. İşte o işte. Ama stratejik i̇şte ortağınız yardım yani. Gönderdik ya. Ekonomi suni olduğunu PKK siz de yani kabul kim demişse Cem Toker PKK bilmem ne diyen. PKK, YPG bilmem kime 50 bin tır silah gönderdi diyen ben değilim Erdoğan Cumhurbaşkanı girsin araştırsın.
Ondan sonra da iki uçak dolusu yardım gönderdim stratejik ortağıma diye övünen de Erdoğan. Tamam mı? Bunlar, bu tutarlı olacaksınız. Yani şunu yapsın. Dolar yedi, maskeyi yollamasın. Dolar Amerika ile ilişkiyi kessin diyorsunuz. Niye fırlar? İşte söylüyorum onu. Adam 5 kiloluk unu panikle kapar. Ondan sonra da bir daha almaz. Suni piyasa. Makarna fırlar 15 liraya. Suni değil mi bunlar? Bir iki yerde. Bunların hepsi bugün suni. Bugün marketlere 2 lira makarna. Suni yani hormonlanmış fiyatlar bunlar değil mi? Hormonlanmış değil. Tabii ki. Talep. Sonra talep yaratır bunlar. O kadar talep ama yani talep devam etmez. Yani alır adam 5 kilo unu evine götürür. Evet. Ertesi günü bir daha 5 kilo alamaz. Ama güvenmemeye devam ederse sokağa çıkar çıkmaz gider bir daha. Ne yapacak yani mutfağı unla dolduracak hali yok sonunda. Kullanıyor adam bırakacak. Onu. Yok bu para. Ne kadar yani ihtiyacından fazla artışları panik halinde ortaya çıkan yani talepleri ben basite indirmiyorum anlaşılsın diye. Şöyle Cem Bey yani o panik halinde ortaya çıkan şey de yani o zaman Avrupa'da da var bu. Ama Hakan Bey'in de bu konuda görüşleri var. Hı, muhakkak. Evet. Buyurun. Ben biraz daha global bakayım o zaman. Tamam buyurun. Çünkü iş geldi bir ara yok 6'ya nasıl düştü 7'ye çıktı ya filan. Ben size başka bir rakam söyleyeyim. Benjamin Button'u anlatın. Efendim? Benjamin'i anlatın. Şimdi 2010 yılında dolar kaç liraydı hatırlayanınız var mı? 3 liraydı herhalde. 1,5 liraydı. 1,6 liraydı. 2010, 2009 filan. 10 yılda dolar kaç misli artmış? 2002'den beş. Alın tarihi. Niye 2010'dan alıyorsunuz ki? 2002'den de aynı hesabı yapar. 2002'den 2010'a kadar 1500. Ali İhsan aynı. Bey, bakın ben bir rakam veya bilgi konuştuğum ama zaman 2002'den alın 20 yıl olsun. Cümle söylüyorum, bir şey söylüyorum. Ben bir konu, bilgi konuştuğum zaman duvara toslayacak, faka basacak rakama girmem. İyi bildiğim konuyu konuşurum ve 25 yılda 2000 saatin üzerinde canlı yayına çıkmışımdır. Hiçbir rakam veya tarihi bilgi konusunda da tartışmaların hiçbirinde koplamamışımdır. Açmışlardır interneti, bakmışlardır, Bayrakçı doğru söylüyor demişlerdir. Bir rakam söylediğiniz zaman itibar edin. Yani doğru 2010. Doğru söylüyorsunuz. 2010'da 1600, 2002'de 1500 lira. 2002'den 2002 ile 2010 arası 8 yıl boyunca 1500 lirada tutmuş AK Parti hatta 1350'ye tamam, indirmiş. Bütün bir şey demedim dünya sabit ya. Tutmuş doları. Bütün ya şimdi dünya sabit tutuyor. Ben şu anda mesela şu anda sabit tutuyor dünya. Niye bizde? Ya beyler Şair Nedim'den şiir okuyorum. Siz diyorsunuz ki ben buyurun, bilmem. Buyurun. Hayır, Itri'den oku. Fakat başka bir konu ya. Başka bir şey söyleyeceğim ya. Buyurun. 2010 yılında dolar 1,5 liraydı. Hı hı. 2020 yılındayız. Dolar 7 lira. 4,5 misli artmış. Tamam? Koyun bunu bir kenara. 1968 senesinde dolar 9 liraydı. Tamam mı? 8,8. 9 lira yuvarlak. 74 Kıbrıs Barış Harekatı. Afyon krizi. Türkiye battı. Türkiye'de para yok. Demirel Ecevit ülkeyi batırdılar. Kavga, kıyamet 10 yıl. Bakın dolar 42 lira. Yani yine 4,5 misli artmış. 10 yıl içinde. 1968-1978. Türkiye'nin en kötü dönemi. 70 yani, sent. Tabii 70 sente muhtacız dediğimiz dönem. Şimdi de öyle miyiz? Şimdi öyle değil. Başka bir yere getireceğim bunu. Şimdi o dönem için Türkiye'yi batıran adamlar. Türkiye'yi işte bunlar Ecevit'le Demirel zaten mahvetti. Yok Kıbrıs'a çıktık. Türkiye battı o zamanlar rezildi mezildi falan. Niye? E dolar bak 9 liradan çıkmış 40 liraya falan. Laf oraya geliyor. Dönüyor dolaşıyor paraya geliyor. E arkadaşlar şu anda da 10 yıl içinde dolar 4,5 misli artmış. Şimdi siz 2002 yılında siyasi iktidara AK Parti hükümeti geldiğinde 2009'a kadar dolar gayet istikrarlı gitti. Evet. Bunda bir şey yok ki. Parantı kaldı ki. Çok özür dilerim. Bir parandı. Bütün dünyada istikrarlı gitti. İşte, tamam söyleyecek. 11 Eylül sonrası dünyayı paraya boğdu Amerika. Efendim gelişmekte bunu söyleyecektim. Tamam müsaade pardon, buyurun. Özür dilerim. O dönem 2002 ile 2008 arası bütün dünyada ekonominin istikrarlı gittiği, hiçbir ülkede doğru dürüst devalüasyon
ve enflasyonun olmadığı, kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti'nin de uyguladığı, yani AK Parti hükümetinden önceki hükümetin son anda aldığı kararların aynısını 5 yıl tatbik etti AK Parti hükümeti. Sayın Cumhurbaşkanı kendi beyanıdır, bilinir, iktidara geldi. 5 yıl önceki hükümetin ekonomik tedbirlerini uyguladı. Yeni bir tedbir yok. Şimdi dolayısıyla efendim. MHP ile anlaşma vardı. Evet. Kemal Derviş döneminde o anlaşmaya sadık kalındı ve o anlaşma yürür. Aynen öyle. Evet. Sadık kalındı derken yeni bir anlaşma yapılmadı ama. Buyur, yani evvelki anlaşma borçlar ödenerek bitirildi. Evet. Bitirildikten sonra Türkiye'nin, da güle güle denildi. Şu beğenmediğimiz koalisyon döneminin ekonomik tedbirleri, bunlar Türkiye'yi kurtaracak ancak denen tedbirleri, AK Parti hükümeti geldi, baktı, inceledi, doğru dedi, bunu takip etmeliyiz dedi ve etti. Ve ekonomide bir 4-5 yıl istikrarla devam etti. Siz o 5-6 yıllık istikrarı, dünyada istikrar var. Dünyada hiçbir yerde devalüasyon, enflasyon yok. Kendilerinden önceki hükümet zaten bir ekonomik plan yapmış, onun aynısını uygulamış, değişiklik yapmamış. Şimdi siyasi iktidarın ekonomide ben başarısız olduğunu falan ayrıca, yani köküyle başarısız, batırdı. Yok böyle bir iddiam efendim. Gayet başarılı oldukları şeyler var. Ben size başka bir şey söyleyeyim. O milletin beğenmediği köprüler, tüneller falan var ya. Bence harika olmuştur. Kim ne derse desin. Aradan 50 yıl geçsin, 50 yıl sonra onlar helal olsun bunu yapanlara diyecekler. Üçüncü köprüyü de kastediyorum, Osman Gazi'yi de kastediyorum. İzmir'e 3,5 saatte gitmeye bayılıyor herkes. Bunu söylerken yani öyle ben taraf maraf diye değil, rakam konuşuyorum. Diyorum ki eğer 2010'dan 2020'ye dolar 4,5 misli artmışsa, hı hı, başka bir sıkıntı baş göstermiş demektir. Nedir o? Onu tartışırız. Tartışalım. O zaman kısa bir ara verelim. Aranın ardından tartışalım. Bu arada tabii önemli ayrıntılar da şu. İGDAŞ'a dönük soruşturma. Bunu da birazcık konuşalım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin maaş ödeyemediğine ilişkin haberler var. Onları da birazcık konuşalım. Bir de askıda fatura. Askıda fatura. Bunu da birazcık konuşalım mı? Kısa bir aranın ardından. Başka açıdan yayına reklam arası verdik. Reklam arasının ardından kaldığımız yerden canlı yayına devam ediyoruz. Ve saatler biri gösterene kadar da karşınızdayız. Dolarda yaşanan yükselmeyi, dövizin durumunu konuşuyoruz. Birazcık da darbeyi de konuşalım istiyorum. Çünkü darbe var mı yok mu? Darbe geliyor mu gelmiyor mu? Acaba darbe yapmak isteyenlerin hedefi Erdoğan mı değil mi? Bununla ilgili de tartışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Kenan Bey, Cem Bey. Darbe yapacak mısınız? Darbe yapmak isteyen var mı? Darbe yapacak olanlar var mı? He? Var mı? Darbe olmalı mı? Olmamalı mı? Hiç kimse ana üstüne alınmıyor mu? Dördüncü, üçüncü, ikinci orduyu verin. Gene darbe yapmam. İkinci ordu doğuda değil miydi? Fark etmez. İkinci orduyu verin. İkinci ordu Erzincan. Erzincan'da mı? İşte doğuda değil mi? Genellikle dedim. Hayır. Birinci ordu üzerinden İstanbul'daki birinci ordu üzerinden yapılır. Hı. Bir, yani bu sadece Cumhuriyet dönemi darbeleri değil. Hı hı. Yani Sultan Abdülmecid'i tabii, tabii, deviren darbe de birinci ordu üzerinden İstanbul'daki yapılmıştır. Ordu. Hı hı. Süleyman Paşa'nın oradaki, hı hı, rolü önemlidir. Baba Ali baskını. Baba Ali baskını, hayır o değil. Baba Ali baskını, o ayrı, o Çerkez'in baskını. O tamamen bir komita üzerinden yapılmıştır. Yani, hı, Enver, Cemal, Talat, hı, falan vesaire. Öbürü bizzat sultan indirilmiştir tahttan. Yani... Şimdi Türkiye'de tabii darbe tartışmaları eksik olmuyor. Olmaz da. Ama darbe yok diyorsunuz siz. Yapısı hayır. Olmaz mı? Nasıl yok? Yani daha yeni atlattık işte üstlerinden 3 yıl 4 yıl geçti falan diye şöyle zannetmeyelim yani. Arada asırlar var artık bundan sonra bir şey olmayacak diye bir şey yok. Hı. Benim hatırladığım şu vardı. 1990'lı yıllara gelindiği zaman 12 Eylül darbesine karşı ses çıkaranlar bir daha mı asla falan derlerdi. Tankların üzerine çıkacak herkes böyle bir Yeltsin değil mi? Yeltsin rolüne soyunurdu ama 28 Şubat'ta karargahta briefingler verilmeye başladığı zaman o ne liberaller ne demokratlar ne muhafazakarlar koşa koşa karargaha gidip orada hazır ol da
işte Genelkurmay Başkanlığı'nda sunulan briefingleri aldılar. Yargı mensupları, Anayasa Mahkemesi üyeleri, iş adamları, sermaye sınıfı efendim filan. Dolayısıyla orada bir liberali kenara koyayım izin verin. Bir liberal o Besim Tibuk'u tabii ki hariç tutuyoruz. LDP Genel Başkanı. Evet yani o zaten meydanda okudu. Hasan Celal Güzel, Muhsin Yazıcıoğlu gibi bu ülkeden güzel insanlar geçti. Necmettin Erbakan gibi yani o dönemin gerçekten bütün baskınlara rağmen boyun eğmemiş. Belki yüzünden bocuk bocuk terler akıtmış. Ama ona rağmen teslim olmamış insanlar vardı. Yani bir defa bunu atlamayalım. Ama netice itibariyle 28 Şubat halkın üzerinden ekonomik anlamda, siyasi anlamda silindir gibi geçti. Fakat sonrasını da unutmayalım. AK Parti döneminde de ilk dönemde 1. Ordu Komutanlığı'nda her ne kadar bugün yok falan filan denilse de ses kayıtları hala önümüzde duruyor. Balyoz diye bir kalkışma oldu. Efendim... Cumhuriyet mitingleri üzerinden bir şeyler oldu. 27 Nisan muhtırası oldu. En nihayet 15 Temmuz oldu. Gezi. Gezi olayları. Girişimi, hayır, gezi olayları. Kavala içeride. Değil, harbe gezi, girişiminden. Gezi olay. Benim Kavala davasına ilişkin buradaki tutumum bellidir. Yani belki siz onu bilmiyor olabilirsiniz. Bilmiyorum. Ben Osman Kavala'nın tutuklu bulunmasını doğru bulmuyorum. Hukuki tebrik açıdan, ederim. Siyasi açıdan, ahlaki açıdan doğru bulmuyorum. Tebrik Osman ederim. Kavala üzerinden bir darbe davası yaratmayı da Türkiye'nin de toplumun da aleyhine olduğunu düşünüyorum. Tebrik ederim. Bu kesin yani hiçbir tereddüdüm yok. Daha önceden de söylemiştim. İkinci kez tutuklanması ikinci bir hukuk skandalı olmuştur. Fakat şunu söyleyeyim ben şimdi. Fatih Bey dedi ki hani Türkiye'de darbe isteyen var mı diye. Var muhakkak. Hı hı. Ve bir karşılığı oldu. Ama hepimiz de darbeye karşı çıktık. Fakat hepimiz de yani, karşı çıktık. 15 Temmuz'da sokakta olmayanımız var mıydı? Daha yoktu. Önceden söyledim. Ben Türkiye'de harbi darbeci olarak Talat Aydemir ve Fethi Gürcan'ı tanırım. Onlar delikanlı darbecidir. Darbe yapacaklarını açıkça ikrar etmişlerdir. Yani idam, bir de izah edildi. Evet, idam edildikleri halde 1962 ve 63'te kalkıştıkları, Nisan ve Mayıs ayında kalkıştıkları hem de albay. Darbe teşebbüsleri, biri albay, biri yarbay. Aynen. Onun dışında Çevik birden Kenan Evren'e kadar, efendim Akın Öztürk'ten bilmem neye kadar hepsi ödlek. Bunlar hepsi çürük tiplerdir. Hiçbirisi darbeye teşebbüs ettiğini asla ve katla ikrar edememiştir. Onlar sadece tankın üstündeyken güçlüydüler, cesurdular. Tankın üstünden indirdiklerinde apoletleri söküldüğünde hepsi süt dökmüş kediye döndüler. Yani bunu söyleyeyim. Fakat şunu ben doğru bulmuyorum. Türkiye'de bugün efendim Canan Kaftancıoğlu'nun televizyonda yapmış olduğu bir konuşmadan aldığımız bir cümle üzerinden bir darbe teşebbüsü hayal etmek, korkusu yaymak kesinlikle Türkiye'nin aleyhine bir pozisyondur. Bu ne demektir? Canan Kaftancıoğlu televizyonda bir konuşma yapacak ve darbe olacak. Böyle bir şey olmaz. Ya da Özgür Özel'in mecliste yapmış olduğu bir konuşma. Konuşmayı ben şöyle görüyorum. Türk Tarih Kurumu'nun başına Afyon Kocatepe Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı bir hocamız. İsmini Ahmet Kurtulmuş muydu? Evet, yeni evet. Atanınca Özgür Özel mecliste çok bence tutarsız saçma bir konuşma yaptı. Konuşmanın özeti şuydu. Efendim nerede Atatürk karşıtı var? Nerede Atatürk aleyhine çalışan adam var? Siz bunu Türk Tarih Kurumu'nun başına getirip Atatürk'ün kemiklerini sızlatıyorsunuz falan gibi ipe sapa gelmez. Siyasetle, hukukla alakası bir şey. Ya bu hoca açıp bakın. Ne yapmış, ne yazmış? Kitapları var, makaleleri var, uluslararası anlamda hakemli dergilerde yayınlanmış çalışmaları var. Fakat ne oldu? Bir kusuru var. Somut olarak Özgür Özel'in konuşmasında bir kusuru var. O da Ensar Vakfı'nın çalışmalarında rol almış olması. Tek bir suçlaması bu. Şimdi bunun üzerinden yapmış olduğu konuşma hakikaten bence asla siyaseten de, efendim hukuken de kabul edilebilir, makul bir konuşma değil. Ama Özgür Özel'in konuşmasından saray rejiminin sonu geliyor, saray düzeni yıkılıyor gibi söylemlerden de bir darbe için işaret fişeği fırlatıldığını çıkartmayı da ben abartılı. O zaman çok güzel. Şu Ahmet Hakan'ın bugün sabah manşetlerin dilinde gösterdiğim bir yazısı vardı. 25-24 Aralık 2015'te yazdığı bir yazı. Ve orada Erdem ile Can 29 gündür tutuklu diyordu. Ve şu bölümde Fethullah'ın yaptığına darbe diyebilir miyiz diye yazdığı bir yazı var. Yazı da ilginç olan şu. 2015 değil mi? 24 Aralık
26 Aralık 2015. Evet. İşte o tarihlerde diyor ki yani Fethullah'ın diyor askeri mi var ki diyor, polisi mi var diyor, şunu mu var ki darbe yapacak diyor. 17-25 Aralık'ı diyor bir darbe olarak nitelendirilemez. Sadece yargının içerisindeki bir küçük uzantısının bir operasyonu diye değerlendirilebilir diyor. Şimdi aynı Özgür Özel bugün gazetelerde vardı, Sözcü gazetesinde diyor ki belediyedeki zabıtalarla mı darbe yapılacak diyor. Hakan Bey siz ne dersiniz? Efendim ben iki açıdan bakmak istiyorum. Buyurun. Birisi konuşmayı ben ne olursa olsun yanlış buldum. Hı hı. Gereksiz. Bunu bir tweetle tabii 140 karaktere sığmıyor kafamdaki şey ama 140 karaktere de şöyle sığdırabildim. Hı hı. Yani özetle CHP'nin darbe istediğine dair tüm dedikodular anlamsızdır ve saçmadır. Hı. Yani Kenan Bey'in söylediğinin biraz ileri versiyonu. Hı hı. Sorun şudur. Özgür Özel CHP demek değildir. Hı hı. Konuşma üslubu kifayetsizdir. Yanlış kelimeler kullanmıştır. Ve CHP'de daha bir sürü nice hatip, düzgün konuşacak adam varken hı hı. onun bu tür konularda konuşma yapıyor olması da yönetimin bir yanlışı ve trajedisidir diye düşünüyorum. Hı-hı. Özeti bu. Hı-hı. Yani konuya bakışım bu benim. Hı-hı. Çünkü zaten ben Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi adına konuştuğu zaman gerek ben lafımı esirgemem. Gerek ses tonu itibariyle, gerek üslubu itibariyle CHP'ye bir puan kazandırabilecek bir üslubu yok. Hı-hı. Halbuki CHP bir puanı bile kazanmak için çırpınan bir parti. Yahu 25 sene olmuş, yatıyorsun %25'sin, kalkıyorsun %25'sin, sabah %25'sin, akşama kadar %25'sin. 25 senedir de %25 alıyorsun. Şimdi bu 25'i aşmak için bu tür şeyleri eleştiren adamlara ne kızıyorsun? Mesela ben eleştiriyorum Özgür Özel'in konuşmasını. Hı hı. Bana oradan Twitter'dan sallıyorlar CHP'li arkadaşlar. Diyorlar ki sen işte bilmem ne. Ya kardeşim bu gidişle 25 sene 25 aldın mı? 25 sene daha 25 alırsın be. Hı hı. Bu üslupla, bu tarzla, bu yaklaşımlarla. Ya ne, siz neredesiniz? Türkiye'nin oy dağılımı nerede? Hı hı. Ya bir kere kimse düşünmüyor mu sen 25 senedir niye 25 alıyorsun ya? Efendim çok başka sosyolojik sebepleri var. Toplumun yapısı falan. Hadi 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 bırakın. Ama Hakan Bey belki 25 ile Erdoğan'ı AK Parti'yi deviremeyeceklerini düşündükleri için evet. birilerinin bir darbe yapmasına yol açabilmek adına bu ve buna benzer söylemleri kamuoyuna paylaşmış olabilirler mi? Yok. Cem Bey siz ne diyorsunuz? Ama siz sessiz misiniz bu konularda? Bir yorumu bir bitireyim müsaade eder misin? Tabii bitirin tabii. Ama yani. Cem Bey de konuşsun istiyorum. Peki anladım ama bir hiç değilse ortalama süre tutturalım. Tabii tabii. Şu anda mesela saniyeleri ölçtürün ben sonuncuyum. O zaman size bir iki saniye daha verelim. Şimdi bakın bu konuşmanın yanlış olması bir konu. Hı hı. CHP'nin bu tür şeyleri yanlış olması bir konu. Hı hı. Bunu yanlış yapıyorsunuz kardeşim. Bunu 28-30 yapmak için şöyle yapın diyenlere de... Hı hı. Abuk subuk cevaplar vermeleri de başka bir Deniz Gezmiş'in mezarına gitti mesela Kılıçdaroğlu dün. O ayrı bir şey efendim. O ayrı bir şey. Deniz Gezmiş'i ben de öven bir yazı yazdım. Hı-hı. Her hemşerim diye değil. Erzurumlu diye değil. Hı-hı. Deniz Gezmiş 50 yıldır bakıyorum bir sürü terörist var. Hı-hı. Deniz Gezmiş terörist değilmiş ya onların yanında. Yani adam kendi siyasi fikrini savuna bir masum bir şeye inanmış bir adammış. Ölürken bağımsız Türkiye diye öldü o. Bölünecek Türkiye diye ölmedi Deniz Gezmiş. Onlar ayrı konular. Hı hı. İkinci bir bakış açısı getirmek istiyorum. Bakınız bu hı. çok kritik. Hı hı. Şimdi Türkiye darbelerden çekiyor ya Cumhuriyet döneminde. Hı hı. Ne hangi darbelerden çekiyor? Askeri darbelerden. Ve daha çok manevi inanca bir yöneliş ya da bir yaklaşım olduğu zaman vuku bulan darbelerden ya da 12 Eylül gibi ülke birbirine girdiği zaman hı hı. dönemki değil mi? Şimdi hı hı. genel yaklaşım bu. Ben size başka bir örnek vereceğim. Çok mühim. 1700'lü yıllardan sonra Osmanlı devlet yönetimi padişahlar da dahil geri kaldığımızı anlamaya başlamışlardı Osmanlı entelektüelleri. Buna padişahlar da dahildir. Zaten adamların en az bileni 3-4 dil bilirdi. Padişahlar deyip öyle geçmeyin. Bunlar batıdan yani bizden çok daha ileri giden batıdan teknoloji getirmeye çalışırlardı.
Size bir örnek vereceğim. Üçüncü Ahmet diye bir adam, bir padişah. Matbaayı getirdi. 250 yıl gecikse bile. Ne yapsın garibim? Yani daha önce gelmemiş. Yahu matbaa lazım bu ülkeye. Bilgi yayılacak. Matbaa bir şey, teknoloji de. Matbaayı getirdi. Matbaayı kurdurttu. Mektep sistemini değiştirmeye çalıştı. Nevşehirli bir veziri vardı. Devşirme olmayan bir vezir üstelik. Nevşehirlidir. Damat İbrahim Paşa. Damat İbrahim Paşa. Nevşehirli ile beraber Osmanlı Devleti'ni modernleştirme ve çağdaşlaştırma yolunda adam elinden geleni yaptı. Buna da Lale Devri denir. Maalesef çok muhafaza, aşırı muhafazakar bir kesim de bu dönemi hiç sevmez. Çünkü gavur padişahtır adamın adı. Ne oldu biliyor musunuz sonra? 1730'da. Darbe diyoruz da bu da darbe. Bugün Laleli'den Aksaray'a inerken sağda bir hamam vardır. Tarihi hamam. Beyazıt Hamamı. Beyazıt Hamamı. Yok yok şey diyorum. Edebiyat Fakültesi'nin hemen... Bravo. Beyazıt Hamamı. Tarihidir o. O hamam o zaman da var. Onun bir tellağı var. Patronu Halil diye. Patronu Halil Aksaray Meydanı'na çıktı. Eski adıyla Et Meydanı. Yeşil bayrağı açtı. Dinimiz elden gidiyor. Bize gavur padişah gerekmez. Bize gavur sadrazam gerekmez diye bağırarak bir saat içinde 100.000 adamı topladı. Hamam tellağı. Yani okuma yazması yok ha. Maalesef bir grup Yeniçeri de katıldı buna. Çünkü Yeniçeri kışlaları da o Saraçhane'ye çıkan yokuşun sağdır. Aksaray Meydanı'ndan su kemerlerine çıkarken sağ taraf Yeniçeri kışlaları. Orası oldu mu 150 bin kişi? Bunlar saraya bir yürüdüler. Kapıya bir dayandılar. Garibim 3. Ahmet Alay Köşkü'ne çıktı. Sirkeci'de köşedir Alay Köşkü. Padişah oradan hitap ederdi. Bir 20 metre yüksektir. Ne istersiniz kullarım, derdiniz ne falan gibi garibim bir konuşma yapmaya çalıştı. Aşağıdan kıyamet kopuyor. Her taraf yeşil bayrak. Dinimiz elden gidiyor. Bize gavur sadrazam gerekmez. Padişah bir şey diyemiyorlar önce. Bize sadrazam Nevşehirli'yi ver. Dönüyor diyor ki Nevşehirli yanında. Damadı aynı zamanda. Ne, kıyamıyor. Ya diyor Sarayburnu'na in. Bir sandallı Anadolu'ya kaç kurtar canını, bunlar diyor seni katledecek. Nevşehirli diyor ki gitmem padişahım diyor. Beni bunlara ver ama lütfen diyor beni öldürüp ver. Bunlar diyor bu memleketi geri bırakan bunlar diyor. Nevşehirli maalesef orada boğdurttu kendi isteğiyle. Cesedini bir tahtayla indirdiler aşağıya. Pare pare ettiler gavurup sadrazam diye. Tek slogan ne biliyor musunuz? Dinimiz elden gidiyor. Bize gavur padişah gerekmez. Bu da darbe. Geceliğin 3. Ahmet'i de istifa ettirdiler. Yani tahttan çektirdiler. Yani nedir? Şimdi damadı mı vermesi lazım Tayyip Erdoğan'ın? Ne anlatıyor? Ben başka bir şey anlatıyorum. Hayır anladım da ben bağlantı Hatim kurmaya çalışıyorum. Yere bağlayacağım. Buraya bağlantı kurmaya çalışıyorum da. Abi insaf ne alakası var ya? Yani sizi Yavuz Bahadıroğlu'yla bir tarih programında hakikaten buluşturmak abi, istiyorum. Abi bağlayacağız ya, herhalde. Reynlik de kırar yani. Manyak ha? Gezinin yani. Üstünü kapatmak için işte damat İbrahim'e kadar gittik şimdi. Efendim... Sıkıldıysanız... Estağfurullah da. Bir yere getireceğim herhalde. Yani. Tamam getirin burada, lütfen. Şu ana kadar anlattığım yaşanmış bir şey. Google'dan bakan da görür yani. Bu bütün tarihlerde böyle yazar bunu. Uzatmayayım. O gün o darbe başarılı oldu. Osmanlı'yı modernleştirmek, çağdaşlaştırmak ve geri kalmaktan kurtarmak isteyen bütün takımı tasfiye ettirdiler. Öldürdüler, 3. Ahmet'i de tahttan indirdiler. Benzeri darbelerden 3 tane daha yaşandı. Kabakçı Mustafa isyanı, bilmem ne isyanı falan. Şimdi bunlar 200 yıl Osmanlı bunu çekti. Osmanlı Devleti. Osmanlı Devleti'ni böyle bir bütün zannediyor herkes. Atatürk'ün döneminde Atatürk bunu, yani ülkenin modernleştirme ve çağdaşlaştırmaya ihtiyacı var kardeşim deyip totaliter bir tarzla yaptığı zaman da çok kızdılar. Lan öbür türlü yaptıkları zaman pareliyorsunuz herifleri. Adamın adı Hazer Pare İbrahim Paşa oldu. Hazer ne demek biliyor musunuz? Bin demek. Bin parça İbrahim, bine böldüler herifi gavur diye. Batıdan medeniyet getirecek diye. Dolayısıyla 250 yıl boyunca darbeler ve isyanlar ülkenin teknolojide batıyı yakalama çabaları peşinde koşan Osmanlı padişah ve entelektüellerinin gayretlerine karşı yapıldı. Şimdi? Bu sefer dozaj kaçtı. Kantarın topu kaçtı. Atatürk'ün totaliter bir sistemle
modernleşme ve çağdaşlaşma gayretlerinden sonra da o dönemin dinimiz elden gidiyor deyip bütün o çağda matbaayı kıran, döken, bu arada o aynı isyanda matbaayı kırdılar, döktüler. Matbaa 100 yıl sonra geldi bu ülkeye. O dinimiz elden gidiyor diye tutturan hamam tella tipli herifler yüzünden. Cumhuriyet döneminde de kantarın topu kaçtığı için bizde zaten karanfilsin, kararın yok. Tamam mı? Ya ifrat ya tefrit. Bu darbelerde işte o amanı gene geriye döner miyiz falan korkusuyla dozajı kaçmış bir sürü darbe girişimleri oldu. Şimdi bugün artık 2000'li yıllara gelmişiz, 90'lı yıllara gelmişiz. Bütün dünyada Türkiye gibi, Osmanlı Devleti gibi bir mazisi olan, güç yani bir know-how'u olan, devlet know-how'u olan. Böyle bir toplumda normalde bu darbe de olmazdı. Bu FETÖ'nün abuk subuklukları olmasaydı, bu şu darbe manyaklıkları olmasaydı bu darbe yaşanmazdı. Darbe artık Afrika ülkelerinde oluyor. Ben artık darbe marbe beklemem. Ne darbesi ya? Askerler kendi aralarında konuşurken darbe yapma konuşanı gülüyorlar yani. Dolayısıyla bugünkü problem şu. Ben bu tartışmaların yani ne yazık ki... Talat Aydemir çıkmaz mı ya? Çıkmaz abi, çıkmaz. Yani... Çıksa da söyleyeyim. Bak kahraman dedi biraz önce Kenan. Kahraman demedi. Değil, hayır. Kahraman demedi. Kahraman dedi ki delikanlı gibi olan tamam bunların işte, içinde odur dedi. Delikanlı kahraman dedi. Delikanlı dedi. Darbeci darbecidir. Darbeci. O Çerkez'dir bir de o da. Enteresan bir adamdır. Talat Aydemir Çerkez'di. Şimdi bakınız sonuçta şuna getirmek istiyorum sözü. CHP'nin en üst düzeyinden tabanına kadar darbe marbe kimse istemez. Ama Özgür Özel'in o üslup olarak talihsiz konuşmasını da Kenan Bey'e orada katılıyorum. Siyasi iktidarın alıp bunu ya CHP darbe çığırtkanlığı yapıyor, sizin maziniz bu, hayatınız bu falan filan. Ama işte şu anda da kum saati sizden yana döndü. Doğru. Sözümü de bitiriyorum. Buyurun. İcramda buydu Cem Bey. Ama ben mesela şuna çok katılamıyorum. Yani CHP darbe istemez diyemiyorum mesela ben. Ben diyorum ki Kılıçdaroğlu'ndan parti meclisine kadar isterler. Ama CHP'li her CHP'li ister mi? Her CHP'li istemez. Ama parti yönetimi ister diye düşünenlerden birisiyim. O benim akıllarından geçeni ne siz okuyabilirsiniz ne biz okuyabiliriz. Yok, ben onları en az biraz tanıyorsam demin bir isterler. Cümle kurdunuz. Herkes darbelere karşı. Karşıyım diyene neden diye sorarsanız daha samimi bir yanıt alabilirsiniz. Ben şöyle örnek vereyim. Benim 25 yılım yurt dışında geçti biliyorsunuz. Soruyor zaten izleyiciler. Cem Bey nerede yaşar, ne yer, ne içer? Türkiye'de yaşıyorum. Taşları nerede döktü? Emekliyim. 25 yıl Amerika'da yaşadım. Ondan sonra da buraya geldim. İşte Liberal Demokrat Parti. Tesadüf oldu o da. Ama onu şeye bağlayacağım. Bu Emin Şirin'den sonra mı, Emin Şirin'den önce mi? Öncesinde 96'da ben döndüm, LDP'ye katıldım. Burada yaşamaya başladım. İlgimi çeken demin Besim Bey'den bahsettim ben. Hayır işte Besim Bey'den sonra bir Emin Şirin dönemi var. LDP. O birkaç ay sürdü. Tabii yani 2005'ten 2017'ye kadar. Emin Şirin sonra Genç Parti'ye geçti. Yok işte 2002-2003'lerde. Evet, dediğim, Besim LDP. Bey 2002 seçim, LDP Genel Başkanlığı. Kasım 2002 seçimlerinde Besim Tibuk siyaseti bıraktı. Parti ister kapatın dedi, ister devam ettirin. Oy çıkmıyor, 0.27 yüzde çeyrek oy çıkmıştı 2002'de. Halbuki biz 1-1.5-2 alırsak hani anavatanın, DSP'nin, DYP'nin tarihi olacağı bir seçimde belki biz o %1.5-2 ile ön planı çıkarız diye niyetimiz vardı ama Besim Bey de iş adamı, fırsat yoksa üstüne gitmiyor, bırakıyor. Biz de dedik ya işte bu coğrafyada liberal değerleri bir bütün halinde savunan bir tek biz varız, partiyi devam ettirelim. Baktık gençlerden ilgi var. Oya dönüşmüyor ama bir fikir kulübü gibi de ilgi var. Şimdi var mı halen? Var. Aktif tabii. Aktif. 2016 başında YSK 99'dan beri her seçime sokmasına rağmen artık giremezsiniz dedi. Neden dedik? Kanun değişmedi. Bizim teşkilat yapımız değişmedi. Yasayı artık farklı yorumluyoruz dedi. Derdini kime anlatırsan anlat. YSK'nın kararı kesin. Anayasa Mahkemesi'ne gittik. Hani hakkımız, kazanılmış hak,
şu bu hiç tınlamadı Anayasa Mahkemesi'ni. O şekilde şu anda açık parti. Yunus değil mi? Yunus. Yunus, bravo. 146 bin takipçisi varmış ama 146 bin oy almıyor diyorlar. Almıyor. Benim 270 bin takipçim var. Ben de 12 sene genel başkanlık yaptım. Görmedim öyle bir rakamı. O sorun değil. O Türkiye'nin sorunu, LDP'nin sorunu değil tabii. Ama şunu şeye bağlamak istiyorum. Yurt dışında, Washington'da bir şey dikkatimi çekmişti. Daha gençlik yıllarım. Bütün bakanlıklar şehrin göbeğinde, Washington'un içinde. Bir bakanlık hariç, Pentagon. Savunma Bakanlığı Virginia'da nehrin karşısında. Bir gün de oraya gittik, orayı gezdiriyorlar. Daha kapıda, hala durur bende, İngilizce bir kitapçık verdiler. Asker neden sivilin emrinde olmalıdır diye. Asker veriyor bunu, bu kitapçığı size. Ben bunlar benim gençlik yıllarımda kaldı hafızım. Şey buldum, enteresan buldum. Sonra bir gün daha partiye girmeden Besim Tibu'yu dinliyorum televizyonda. Diyor ki, muhafız alayı diyor, nasıl güvenilir diyor muhafız alayı bu kadar darbe olan bir ülkede diyor. Cumhurbaşkanını korur mu diyor, korumuş mudur diyor. Sivilleşmesi lazım diyor. Askeri birliklerin Ankara'dan çıkması lazım diyor. Yani bunları daha 90'ların ortasında. Ama hepsini Erdoğan yaptı. Erdoğan da bunları yaparken ama en fazla en fazla tepki çekti. O bizden tepki çekmedi. Ha, sizden değil ama sosyal demokrat. Hiç tepki çekti, hiç tepki çekmedi. Olur mu? Tepki falan da çekmedi. Şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Bilakis insanlar memnun oldu bundan. Şimdi bir şey daha söyleyeyim size. Yani burada CHP'nin içinde de varsa, başka partilerde de varsa. Belinde, elinde silah olan, top tüfek olan bir topluluğa ülke yönetimi teslim edilmez. Şirket yönetimi de teslim edilmez. Hayatı boyunca bir zihniyetle yetişmiş. İmha et, emri uygula. İtiraz yok emre. Yani askere emir verilir. Şu tepe alınacak der. Bitti. Onun için yani bu... En kötü sivil yönetime bile askeri yönetim alternatif olmuyor. Peki o zaman çok güzel bir yere getirdiniz da niye Atatürk Havalimanı'nda o tankları gören Kılıçdaroğlu tankların üzerine çıkmak yerine... Onlara soracaksın. Hayır niye yani mesela neden? Niye çıksın? Onlara niye yalnız çıksın? Ben bir şey daha bakayım ben siz niye çıksın? Niye çıkmasın? Niye çıksın? Yani Cumhuriyet Halk Partisi açısından bakıldığı zaman... Yani şöyle böyle filan deniyor. 60 darbesinin gerçekleşmesinde İsmet İnönü'nün rolünü eğer görmeden, konuşmadan hareket edersek olur mu? 28 Şubat darbesinde Bülent Ecevit'in rolünü görmeden konuşursak olur mu? Deniz Baykal'ın önündeki rolünü hatırlamasak olur mu? Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu şöyle gördü. Yani bir darbe olursa. İnşallah bize de başbakanlık koltuğu açılıyor diye baktı. Peki neden Bey, neden tank üzerine çıksın ki? Bir şey söylediniz, bir şey söyleyeyim. Buyurun. O zaman 1950'de seçim oldu. 46 seçimi hilelidir. Aynen. Hileli, evet. Ya hileli efendim, açık, net. Yani söylüyorum. 50'de seçim oldu. Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları İnönü'ye geldiler. Dediler ki paşam emret, seçim meçim dağıtalım. Sen görevine devam et. Tamam. Bu biliniyor. Doğru. Paşa dedi ki en büyük mağlubiyetim en büyük zaferimdir. Pardon. Tamam. Bunu da bir yere koydum. Tamam. O zaman şöyle söyleyeyim. 1946 ile 1950 arasında Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı halkın içerisinde büyüyen öfke patlamak üzere olan, yıkılmak üzere olan bir barajın binası gibi, gövdesi yorumdur, gibidir. Yorumdur. Yani İnönü'nün orada hani darbe yapın falan filan diyecek hali de mecali de hiçbir şeyi kalmamıştır. 50 seçimlerinde almış olduğu mağlubiyeti, oyu görecek olursak zaten İnönü beyaz bayrak çekmekten başka peki bir şey daha sorayım o zaman. 57 seçimlerinde şimdi ben her seçimde kaç yüzdeleri milletvekili ezbere bilirim. 54'te büyük Demokrat Parti zaferi var. 57'de birdenbire düşüş var. 28 CHP milletvekili tak 138'e çıkıyor. Bir sürü ilde CHP kazanıyor. Evet. Şimdi bu İnönü acaba şunu düşünemiyor mu? Ya ben 61'de belki 276'yı bulurum diye. O zaman çünkü 550 idi. Yani 450 mi? Yok. 450 61'den sonra oldu. 450 milletvekili 61 seçimlerin anayasasında sonra. Söylemiştim tarih bilmiyorum. Şimdi peki 57'de bayağı oyunu yükseltmiş. Aradaki puan farkını 9'a indirmiş bir İnönü.
acaba niye darbe istesin? Erken mi iktidar ele geçirmek için mi? Valla erken ve daha güçlü bir biçimde, ama bence sadece iktidarı ele geçirmeyi değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşısında Demokrat Parti diye bir muhalefet odağının olmasını asla kabul etmediği için. Düşünebiliyor musunuz? Yani bütün Demokrat Parti il ve ilçe teşkilatları kapatılıyor, il ve ilçe başkanları tutuklanıyor, Cumhurbaşkanı idamla yargılanıyor, Yassıada'da rezaletler var vesaire. Dolayısıyla doğru. Ben hani sizin o sorunuzu çok doğru bulmuyorum Fatih Bey. Neden tankın üzerine çıkmadı? Ya burada böyle bir gelenek yok ki. Hı-hı. Yani Baykal'ın 90'lı doğru. yıllarda söylediği şey neydi? Eğer Türkiye'de bir darbe olacak olsa dedi, ben dedi tankın üzerine çıkarım Yeltsin gibi, değil mi? O zaman havalardaydı Deniz Baykal. 28 Şubat'ta neler yaptı Deniz Baykal? Şimdi bugün bize Deniz Baykal efendim bir kaset mağduru falan filan gibi pazarlanıyor. Ama şimdi Doğu Perinçek de darbe olmaz diyor. Efendim bakın Doğu Perinçek darbe olmaz işte. Darbeye konuşanlar ben, gazel okuyorlar şimdi diyor bakın, mesela. Bakın ben şöyle söyleyeyim size. Doğu Perinçek'in konuşmasını dinleyelim. Doğu Perinçek bize şunu söylüyor. Diyor ki Fethullahçı darbe odakları tasfiye edilmiştir diyor. Ama Fethullahçı olmayan darbe odağı var mıdır yok mudur? Ve Vatan Partisi'nin ve diğer sol Kemalist örgütlerin bu darbe odaklarıyla bir ilişkisi var mıdır yok mudur? Bunun üzerine durmak lazım. İki, Doğu Perinçek ve ekibi... Ha, FETÖ'cü darbeciler kalmadı, sadece, bizimkiler kaldı mı diyor yani. Muhtemelen. Ama onu söylemiyor. Bak onu söylemez tabii ki. Fakat biz de affedersiniz bazı ahmaklar bize Doğu Perinçek'i bir vatan kahramanı gibi pazarlıyorlar. Bu tam bir acziyet, tam bir aşağılık kompleksi. Neden biliyor musunuz? Bakın burada 2-3 hafta önce Vatan Partisi'nin temsilcileri vardı. 27 Mayıs, tabii ki savunuyoruz. 28 Şubat, tabii ki ilerleme. Dolayısıyla bakın bunlar cuntacılığın ağababalığını yapmışlardır bu ülkede. Dolayısıyla Doğu Perinçek'i, şimdi ben bugün ekran ekran gezdirip de efendim şudur budur FETÖ METÖ falan filan, bunları büyük bir vehamet olarak görüyorum, büyük bir rezillik olarak görüyorum. Önce bu adama sormak lazım. Siz 28 Şubat'ın siyasi ayı olarak nasıl rol oynadınız? Değil mi? AK Parti'yi kapattırmak için... Değişim olmuş olabilir mi? Hiç öyle bir pişmanlığı yok. Bizzat diyor ki, kendileri söylüyor. Biz AK Parti'nin o açıdan kapatma davasının dosyasını biz nasıl... Ama yakında Menderes ve arkadaşlarıyla ilgili bir açıklama yapacak Doğu Perinçek. Büyük olasılık. Kısmen yaptı. Kısmen yaptı. Sadece... Yaptı mı? Kısmen yaptı. Yaptı diyor Ali İhsan Bey. Gördünüz mü? Bilemiyorum. Ben şunu söyleyeyim sadece. Doğu Perinçek deyince Türkiye'de aklımıza gelecek ilk şey... Halka karşı yapılacak darbenin siyasi ayığı, bir provokasyon, bir ajitasyon evet. anlamında. Cem Bey'in süresinden çok çalmayalım istiyorum Ali İhsan Bey. Siz bu konuda ve ardından da buradan da şu askıda faturaya da bir girelim istiyorum. Belki askıda fatura verdik mi bilmiyorum ama merak ediyorlardır izleyiciler. Kendi faturamızı bir ödeyelim de askıya da veririz inşallah. Hayır, askıdaki faturaya da ödeyebiliyorsunuz. Hayır, ödeyebiliyoruz da önce bir kendi faturamızı ödeyelim. İşte hayır, ödeyemiyorsanız da askıya fatura çıkartıyorsunuz. O imkan da var. Yani, İki tür. Paran varsa ödüyorsun, paran yoksa askıya çıkıyorsun. Ama CHP'ye oy vermeniz şartıyla. Şimdi darbeler noktasında Hakan Bey'in söylediğine, yani daha Sultanahmet'e falan gitmeye gerek yok. Biz yakın tarihimizdeki darbeler hakkında mutabık kalabilirsek, belki ondan sonra da işte matbaanın gelmesini engellediler mi, engellemediler mi, din elden gidiyor mu dediler, yoksa başka çıkar oyunları mı vardı işin içerisinde? Çünkü din elden gidiyor denildiği zaman İhsan Bey, haliyle, oraya yorum katacaksınız. O haliyle, aynen öyledir. Öyle de olsa biz şimdi bakın Gezi olaylarıyla ilgili Cem Bey başka bir şey söylüyor. Kenan Bey kısmen başka bir şey söylüyor. Ben bambaşka bir şey söyleyebilirim. Gezi olayları dört dörtlük darbe girişimidir. Ama başarısız olmuştur. Osman Kavala işin içerisine girmiştir ama başarısız olmuşlardır. Şimdi de hesabını öderken, yani Osman Kavala şunu söylerse, ya ben saf bir vatandaşım, ben anlamam ki darbe nedir, ne değildir, sokak hareketleri nelerdir, ne değildir. Üçüncü gününde, beşinci gününde İstiklal Caddesi'nde ben yürüyüşe katıldım ama o tarih itibariyle iş çığırından çıkmamıştı. Sonrasında baktım insanlar ölüyor. İnsanlar öldükten sonra dedim ki burada bir iş var.
bu işin içerisine bizim dahil olmamamız gerekir dedim ve tavrımı koydum. Bakın şu tarihten itibaren açıklamam şudur demiyorsa eğer, silsile devam ediyorsa, çaktırmadan o destek devam ediyorsa, insanlar sokakta ölürken dahi devam edin mahiyetinde açıklamalar yapılıyor veya destek sürüyorsa, ben buna dört dörtlük darbe girişimi derim. Darbe yapıldıktan sonra daha Osman Kavala'dan siz hesap sorabilir misiniz? Soramazsınız. Kenan Evren'den soruldu mu? Sorulamadı. Adam bir de anayasaya madde koydu. Dedi ki darbe yapanlar yargılanamaz dedi. Kalktı 30 referandumda. 30 yıl boyunca kaldı anayasada. Ondan sonra Tayyip Erdoğan kaldırdı. Tam da sizin dediğiniz gibi işte Cumhurbaşkanı muhafız alayını meclisten çıkartacak diyerekten o laikçi kesim, Allah sizin ordudan istediğiniz ne? Orduya düşmanlığınız ne ya? Orduya düşmanlığımız falan bizim bir şeyimiz yok. Ama meclisin içerisinde niye var bu diye soruyorlar. Bu soruyu da haklı olarak soruyorlar. Kendi yerinde devam etsin. Sadece orada değil, Cumhurbaşkanlığında da vardı. Gibi. Dolayısıyla bu çerçevede şimdi darbe, yakın tarihimizdeki darbelere bakarsak biz 28 Şubat hakkında bir mutabık kalabilirsek, 28 Şubat Erbakan Hoca'ya karşı yapılmıştır, yapılmış bir darbedir diyebilirsek ve ittifakla bunu söylersek, Doğu Perinçek çıkıyor diyor ki Fethullah Gülen'e karşı yapılmıştır. Şimdi nerede? Biz kalkacağız da Sultanahmet, damat Nevşehirli İbrahim Paşa vesaire vesaire. Bunlarla işin içinden çıkamayız. Biz yakın tarihimizde... Bambaşka bir şey anlattım. Siz nerelere götürüyorsunuz? Peki o zaman illa gideceksek eski tarihlere, birinci meclisin dağılması, ikinci meclisin açılmasını bir tartışalım. Evet. Yani Mustafa Kemal dediniz ki tamam haklı olarak bu sefer de ifrattan tefrite geçirdi dediniz. Ama yani siz şimdi hem ülkeyi Kurtuluş Savaşı'nda çıkardık. Artık bundan sonra bir ayına oturtacağız diyorsunuz. Ondan sonra geliyorsunuz, meclisi dağıtıyorsunuz. Meclisi dağıtıp yepyeni bir meclisi... O zaman madem söylediniz söyleyeyim. Öyle geçmeyin. Bir kere meclis dediğiniz şeyi toplayan kim biliyor musunuz? Atatürk diye bir adam. Ne meclisi ya? Sonra da dağıtıyor. Bir dakika, bir şey, başka bir şey söyleyeyim. Önce topluyor, sonra dağıtıyor. Şimdi topla, Atatürk dağıt. Bir meclis toplayalım demese... Ne meclisi var ne bir şeyi var. Tamam, evet. Dağıtıyorsun. Sadece bir şey söyleyeyim. Bak, sadece bir şey söyleyeyim. Erzurum Kongresi Mustafa Kemal Samsun'a gelmeden önce kararlaştırılmış bir kongreydi. Ve Mustafa Kemal sadece ve sadece Kazım Karabekir'in girişimleriyle meclisten bir üyenin istifa edilmesi sonucu meclisin kararıyla meclise, yani Erzurum Kongresi'ne dahil edilmiş bir kişidir. Dolayısıyla... Şunu söyleyeyim çok açık bir biçimde. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü Anadolu'ya geçmeden önce milli mücadele başlamıştı zaten. Kenan Bey. Bu vakayı... Bir kere İsmet İnönü sonradan katıldı da, İsmet İnönü'yü katmayın olayların içine de. Yok. O en geç katılandır o şey. Ben sadece şunu söyleyeyim. Ama size şunu söyleyeyim. Hı-hı. Siz Atatürk diye bir adamı çıkarın oradan. Ne kongreler olur, ne meclis topla. Hiçbir şey olmazdı. Bakın ben sadece şunu... 10 yıl millet birbirini yerdi. Organize de olamazdı. Başka bir Atatürk beklerlerdi. Hı-hı. Şu bir gerçektir. Recep Tayyip Erdoğan diye bir isim olmasaydı, böyle bir AK Parti, böyle bir siyasi iktidar, böyle bir oy olur muydu zannediyorsunuz? Ben şöyle söyleyeyim. Yani tarihte kişiler önemlidir ama siz tarihi kişiler yapmaz. Ama bir dakika yapmaz. Çok hassas bir noktaya değindiniz. Aha. Bakınız bir gayret var son yıllarda. Efendim... Birinci meclis, kongreler, bunlar zaten millet yapıyordu. Atatürk buraya monte oldu. Ben size bir şey söyleyeyim mi? O bahsettiğiniz organizasyonların tamamını bizzat Atatürk yapmıştır. Ben şöyle söyleyeyim. Tamamını. Siz tarihçi olduğunuz için daha iyi bilirsiniz ama. Atatürk'ü çıkarın oradan, hiçbir şey olmaz Cemil orada. Cemil Koçak'ın milli mücadele döneminde kongrelerle ilgili yapmış olduğu çalışmalara bakarsak, Anadolu'nun her bir tarafında Erzurum, Sivas gibi Balıkesir dahil olmak üzere. Ya Atatürk önceden haber gönderiyor Kenan Bey. Hepsi benim tartışmayı açtığım yer onlar değildi. Kongreler değildi. Ama ben dedim ki birinci meclisi, birinci meclisi dağıttınız o zaman. Geçildi, biliyor musunuz? Doğru. Bakınız söyleyeyim, onu da söyleyeyim. Buradan buraya bir darbe midir değil midir o? Ya Kur'an'a Atatürk zaten. Yani. Ne meclis kim ya? Ne meclis? Yani, tamam. Bir dakika efendim, tamam, söylüyorum. Meclis olmaz ya. Yani. Atatürk diyor ki işi legalleştirelim arkadaşlar diyor. İşin aslı bu. Öyle bir vardı da bir Atatürk oraya monu yok öyle bir şey. Bir meclis toplayalım da diyor. Legalleştirelim bu işi, tek başıma yapıyor olmayayım diyor. Onun üzerine bir meclis topluyorlar. Gelen birinci meclisi Atatürk bakıyor ki kendi kafasında olan adamlar değil. Çok net anlatıyorum.
Kendi kafasında olan adamlar olmadığını anlayınca, onlarla yol yürüyemeyeceğini anlayınca kafasında adamın bir tane plan var. Kur'an o, Kur'an, çağıran o. Bir bakın. Tamam, sonra bir şey söyleyeyim. Olur mu kendi ya? Ankara'da toplanan oradan atar ki insanların %70'i 1920 senesinde. Böyle basit bir şey tartışacaksak. Değil basit değil. Ya olur mu ya? Yok değil basit değil, bir dakika. O zaman Tayyip Erdoğan'ı çıkarın, böyle bir AK Parti olur muydu? Ya olurdu, niye olmasın? Olur muydu efendim? Olur mu? Olurdu, böyle bu adamın bir liderlik özelliği var. Efendim, liderlik özelliği olsa da zamanın bir ruhu vardır, toplumun bir takım talepleri vardır. Bu böyle şey olmaz. Ama anketlerde %40 fazla çıkıyor ama. İkincisi AK Parti'nin oyuyla Erdoğan'la AK Parti'nin oyu %40 fazla çıkıyor. Tamamı meclisi kapattıkları zaman hepsi Ankara'ya gitme kararı alıyorlar zaten. Ya, sonra yerelde yapılan bir takım seçimler var. Ya. Yani bunu söylüyorsunuz ya. Ama bakın bir şeyi atlamamak lazım. Ya emir geliyor İstanbul'dan bir kere. Adamı tard ediyorlar, rütbelerini söküyorlar. 15 gün önce yolluyorlar. Bir kayık denilen kayık. Sonra şimdi sonra 15 gün sonra da yine bir dakika, bir dakika. Sen bir hiçsin diyorlar. Her şeyini aldık diyorlar. Hakan Bey, bu burada burası. Bir dakika ama bir kritik konu. Fakat bu var ya. Bir gündemimiz olsun. Bu var ya bu. Tamam, bir gündemimiz olsun da. Şimdi bunu millete şöyle anlatmaya çalışıyorlar. Zaten böyle bir istiklal mücadelesi organizasyonları vardı. Evet. Evet, Atatürk de buna monte oldu, içinden çıktı. Doğru. Ya hayır efendim. Her şeyini santimine kadar Atatürk organize etti. O yanlış oldu. Aynen öyle. Yanlış oldu. Fark etme, santimine kadar dizayn etmiş olsun. Dizayn etsin. Sonuç itibariyle. Olmazdı. Evet. Sonuç itibariyle birinci meclisi tam da sizin dediğiniz gibi. Zaten ben bunları seçtim dedi. Cem Bey. Yok, bir ricam olacak. Program pat diye bitirmeyin. 3 dakikanızı rica edeceğim geçen haftayla ilgili. 2 dakika. Buyurun. Orayı kapattım. Pardon. Bir nokta koyayım ben. 10 dakikamız kaldı bak ya, önemli ya diyor. Ya kanunlar usulünce çıkacak. Ya da diyor ihtimal ki bazı kelleler kesilecek. Aynen öyle. Ha, böyle şey olur mu? Evet. Bunun adı meclis olmaz. Bunun adı seçim olmaz. Bunun adı zaten adam kurmuş meclisi. Bu olmaz. Sembolik bir meclis. Ne meclisi ya? Değil öyle bir şey yok. Cumhuriyet değil diyorsunuz. Meclis değil. Ya egemenlik de egemenlik. Anlattırmıyorsunuz ki. Tamam o haliyle Atatürk tamam zaten. Diyor ki, problem yok. Bak diyor padişah, halife o sırada olmuş, ne olmuş biliyor musunuz? Kahya. İngilizlerin kahyası. Halife Hazretleri. İngilizlerle sıkışıyor, akşam kahve içiyor. Ama işte o İngilizler o adamı alıp kendi ülkelerinde besleyemiyorlar. Adamcağız o ülkeden o ülkeye cenazesi kalıyor. İyi değil de mi? İngiliz gemisiyle kaçıyor o sırada. O İngiliz gemisiyle kaçtığı iddia ediliyor ama sonrasında oralarda kalıyor Atatürk cenazesi. Bu işlerde böyle basitleştirme şeylerinin bunları ben hepsini biliyorum. Bakınız. Bu basitleştirme. Atatürk şayet Samsun'dan sonra yaptığı bütün organizasyonlar, o kongreler, hepsini toplayan Atatürk. Birinci mecliste sıkıntı ne biliyor musunuz? Adam diyor ki ben yaparım her şeyi ama diyor bir legalleştirelim, hani bir meclis gözüksün. Meclis diye bir topluyor, meclis kendini gelmiş orada bir boks, özür dilerim. Zannediyorlar ki efendim bizim söz hakkımız var. Oğlum sizin söz hakkınız falan yok. Şimdi bir dakika bitireyim, müsaade edin. Bir virgül koyun. Siz söylediğiniz yani bir bok zannediyorsunuz adam. Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Rafet Bele. Evet. Ama onlar ikinci mecliste de varlar ama. Ali Fuat Paşa. İkinci mecliste yoklar mı onlar? Hüseyin Avni Ulaş, Mehmet Akif. Şimdi yani bu olmaz. Hayır ama. Ne olmaz? Meclisi toplayan Atatürk. Meclis diye legalleştirelim diye topluyor. Öyle bir meclis falan yok o sırada. Diyor ki her ilden adam çağıralım. Bir geliyor adamlar. Herkes kendi kafasından bir ses çıkarıyor. Atatürk anlıyor ki bunlarla yol yürünmeyecek. Kur'an o, Kur'an. Çağıran o. Her şeyi Kur'an o. Yani aynı mantıkla Sultan Ahmet. Kur'an'da Ahmet. Padişah Ahmet. Siz kimsiniz ya? Tellaklar diyor. Kesiyor, biçiyor. Madem öyle yani o hale geliriz. Biz şimdi darbe mi değil mi? Birinci meclis dağılması darbedir. Birinci meclisi topladığında adam yapacağı işi bu adamların anlamadığını gördüğü için hadi dedi yallah siz gidiyorsunuz. Evet. Hakan Bey. İkinci bir meclis kuruyor. Bitiriyorum, Fatih Bey. Bu hassas bir konu. Bu senelerin böyle bir şeyidir, hikayesidir. İkinci meclisi bu sefer kuruyor. Hatta dediği de doğru. Hilafet diyor kaldırılacak diyor. Komisyon kuruyor orada. Komisyon tartışmaya başlıyor. İçeri giriyor Atatürk diyor. Bunlara bir nutukça iki laf ediyor. Diyor ki ya siz neyi tartışıyorsunuz be diyor.
Hilafet kalkacak. İkinci mecliste o. Evet, ne fark eder? Birinci mecliste. Ankara müftüsü de diyor ki, paşam pardon biz yanlış anlamışız, düzeltelim diyor, tak diye kararı çıkarıyorlar. Şunu demek istiyorum. Adam her şeyi tek başına organize etti ve evet, yaptı. Tamam. Şimdi, herkes orada anne, rol icabı orada. Bunu konuşulur. Gerçek daha, bu. Daha sonra Hakan bunu kabul edin. Tamam, mutabığız tamam. Darbedir. Tamam. Siz de diyorsunuz ki zaten darbe yapmasına da gerek yok. Kendisi kendi kordu. Göstermelik tabii. Geçti. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. İstanbul'da İngiliz'e teslim olmuş bir halife vardı, bir padişah vardı. Evet. Gitmişti memleket. Tamam. Tam, şimdi lütfen. Tam lütfen tamam Hakan Bey. Hayır hayır. Ama Cem Bey yani üzülüyorum. Ben şimdi böyle de olmaz. Cem Bey, çünkü şundan dolayı. Ne oldu 15 Temmuz'da mesela muhafız alaylarını Erdoğan dışarıya çıkarttı. 15 Temmuz'da milleti sokağa davet edebildi. Eğer muhafız alayları mecliste ve külliyede olsaydı 15 Temmuz'daki darbe %50 daha başarılı olma ihtimali vardı. Geçen haftaya bir girin isterseniz. Geçen haftaya? Evet. Geçen haftaya şöyle gireyim. Önce girmeden önce şu manşetiniz dikkatimi çekti. İmamoğlu maaş bile ödeyemiyor. Maaş bile ödeyemeyeceği kesindi. 6-7 ay önce böyle bir öngörüde bulunup tweet atmıştım. Hı hı. Ama bunlar İmamoğlu'nun hanesine yazar. Millet aptal değil. Hı hı. Neden ödeyemediği? Yani Ankara para basar, borçlanır ama belediyenin önünü tıkadığı zaman hangi gerekçelerle yapacağı da gayet net. Yaptığı da gayet net. Kamuoyu hani AK Parti'ye oy veren insanlar bile bunun nedenini bilir. Neden böyle olacağını. Çünkü İmamoğlu'nun Ankara'nın nasıl vergi geliri gittiyse, bittiyse İmamoğlu'nun da İstanbul'un, Ankara'nın da belediyelerin geliri bitti. O belediye otobüsleri bomboş geziyor ama mazot yakıyor, maaşları işliyor ama zararına çalışıyor. Hani buradaki amaç maaş ödeyemesin de ondan sonra grevler başlasın, İSKİ sular kesilsin, İETT grevi başlasın da otobüsler çalışmasın falan gibiyse. Aynı durumda olan diğer yani belediyeler bu, ne yapıyorsa dert, o da yapabilir yok, ama neler Kocaeli, Sakarya, abi. Diğer belediyeler yani, ne yapıyor? Eğer diyorsa ki AK Parti'den şu parayı fazladan alıyor Kocaeli, Sakarya Belediyesi, Konya Belediyesi. İstanbul hatta, değil onlar. İstanbul değil hatta onlar. Hatta İzmir, Ankara'yı bile katabiliriz. CHP'li evet. Belediyeleri de katabiliriz. İstanbul, onlar ne yapıyorsa İstanbul'daki yani, de aynısını yapacak. Berat Albayrak'ın uzaya yol yapsak, yapacağımızı söylesek inanacak seçmenimiz var gibi. Yani millet ha der ama öyle bir söylem yani yok da biz de şehir efsanesi üretmeyelim. Şimdi. O bir. İkincisi ben sizden geçen hafta rica etmiştim, sizin kaynaklarınız daha geniş. Şu yeni Etfal Oteli ne zaman bitmiş? Neden ısrarla açılmıyor? Havalimanının göbeğine, pistine hastane yapılırken Seyrantepe'deki bitmiş hastane, siz de araştıracağınızı söylediniz. O hastane neden açılmıyor? Kim yaptı? Ne zaman bitti? Onu çok merak ediyordum. Onu sizden rica edeceğim. Bir de buraya Hak İş Konfederasyon Başkanı'nı bağladınız. Çok makul konuştu. Hı hı. Çok mütevazi bütçeleri olduğunu falan söyledi. Hatırlarsınız öyle mal varlığımız yok falan filan. Ben biraz araştırdım. Bizim partideki gençler de bana yardım ettiler. 14 Ekim 2019 tarihli. Hak İş Genel Başkan Yardımcısı Özçelik İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci. 1.800.000 liralık BMW alıyor makam aracı kendine. Hak İş Genel Başkan Yardımcısı. Ama şöyle onlar doğru olmayabilir. Şundan dolayı yok, söylüyor. Yok söylüyor, söylüyor. Ha, doğru, bunu, doğru. Çünkü devam edeyim. Heh. Diyor ki ha şundan dolayı söylüyorum. Cevap hakkı da doğacağı için şimdi yani keşke onu mesela yayının başında söyleseydik de. Haftaya cevap verir. O diyor şöyle diyor haberde. Ha, tarih veriyorum. 14 Ekim 2019. Hı. Kendi beyanatı da var. Yönetim kurulunu topladık diyor. Kampanya vardı diyor. 1.800'lüğü 1.300'e alabildik diyor bir BMW'yi. Maaşının da yine yönetim kurulu kararıyla tam vermiyor cevabı maaşın kaç para dendiğinde 30 ila 50 bin lira arası diyor bu sendika, Hak İş Sendikası genel başkanı. Memur Sen Sağlık Sen 800 bin liralık Audi alıyor sendika. Hı hı. Genel başkan yardımcısı bu da 2019 yılında 4 artı 4
zam yapılırken işçiye, kendi sendikasındaki şeylere, emekçilere kendi maaşına o sene %85 zam yapılıyor. Yani bu bilgileri de kamuoyuyla paylaşmak istedim. Ama Jaguar'dan geldik oraya. Jaguar'dı. Jaguar'dan geldik Jaguar'dı. De işte, Jaguar'dı eskiden. Jaguar'a biniyordu sendika başkanlarımız. Şimdi Audi ve BMW'ye kadar yani, şey yani Allah yardımcıları olsun. Sendikalarımız güçlü. Attan inip eşeğe binmek gibi oldu. Bu geçen hafta. Ben hastaneyle ilgili şu bilgiye ulaştım. Müteahhitlerle şu an itibariyle inşaat bitmiş durumda. Hazır vaziyette ama 1,5 senedir sizin de belirttiğiniz gibi açılmamış durumda. Fakat müteahhitlerle bir anlaşmazlık var bildiğim kadarıyla. Hatta yapım sırasında da birden fazla müteahhit değişikliği olmuş. Son müteahhitin de şu an itibariyle hastanenin eksik haliyle kabul edilmesi, devlet tarafından kabul edilmesi, bir an önce hizmete girmesi ve kendisinin yaptığı o eksikliğin bir şekilde kabul edilmesi şeklinde bir baskısı olduğunu, devletin de bizim hastane olarak ihtiyacımızın fazlası olduğu için şu anlık biz bu müteahhite boyun eğmeyeceğiz şeklinde bir bakış açısı var ama benim tahminim yine aldığım bilgiye göre bir ay iki ay içerisinde açılışı yapılacak diye belirtiyorlar. Dolayısıyla bir ay iki ay içerisinde de eğer hizmete girmezse o zaman tekrar konuşuruz. Temel kaymasıyla ilgili, zemin etüdüyle ilgili sorun bir şey değindiler mi size? Zemin kaymasını ben haberlerin içerisinde gördüm. Ama bununla ilgili devlete bir yük yüklemekten ziyade ben şunu düşünürüm. Devlet demek ki hastasına, insanına, vatandaşına değer veriyor demek ki. Şunu düşünüyor. Böyle bir iddia varsa ben bu riske ben vatandaşımı sokamam diyor. Buraya şu kadar para harcanmış bile olsa sonuçta bir tane hastamı, bir tane doktorumu, bir tane hemşiremi buraya sokamam diyor. O iddia var. Haberlerde var. Ama doğrulanan bir haber değil. Bunun doğrulamasını daha çok müteahhitlerin yapması lazım. Ama benim görebildiğim müteahhitler bir baskı uyguluyorlar. Bir an önce burunun açılışını yapın. Kabulünü yapın diyorlar. Kabulü yapıldıktan sonra da diyecekler ki bizi ilgilendirmez kardeşim. Biz burada inşaatımızı yaptık, bitirdik, paramızı da aldık, hadi Allah'a ısmarladık diyecekler. Yarın öbürsü günü Allah korusun dediğiniz ihtimal doğruysa bu sefer Tayyip Erdoğan hastanede hastaları zemini kaydığı için öldüren cumhurbaşkanı gibi takdim edilecek. Hak edişler... Hepsinin hesabı, hepsinin hesabı o zemin etüdünü eğer doğruysa o iddia, hepsinin hesabını sorma noktasında ben çıkış alarak gelmek istedim. 97 tane, 120 tane 2001 ile 2002 ile 2020 arasında yapılmış hastaneler var. Tek tek Başakşehir Şehir Hastanesi'nden başlayın. Başakşehir Devlet Hastanesi'ne, Kadıköy'üne, bütün İstanbul'dakiler başta olmak üzere bu kadar hastaneyi yapan insanlara, yönetime ya Seyran Tepe'yi niçin açmıyorsun diye bir soru yöneltilmesi bence abes. Orada bir haklı direniş var demek. Oradayken niye iki yeni hastane 45 günde? Hem de pistin ortasında. O 9 kat, o 9 kat buradaki tek katlı yapıyor ve depremle salgın hastaları için özellikle o ihtimale binaen tek katlı diyor. Atatürk Havalimanı'ndakini söylüyorum. Tek katlı ve deprem olma ihtimalinde de gene devreye girecek hastane olarak bakılıyor. Köydekini de mi tek katlı yapıyor? Tabii tabii. Deprem. İkisi de. İkisi de tek katlı. İkisi de tek katlı ve ikisi de biner hasta diye belirtildi. Göreceğiz yani bir 10 gün 15 gün içerisinde taahhütler yerine geliyor mu gelmiyor mu göreceğiz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Tatmin oldunuz. Kısmen. Gitti yine. He? Paramız gitti yine o hastanede. Evet. Kaç Hakan Bey ekleyeceğiniz yok. Kenan Bey ekleyeceğiniz yok. Cem Bey. Biz bazı konuları tekrardan fakat özel olarak da konuşmamız lazım. Yakın siyaset. Yok ben Hakan Bey'i Yavuz Bahadıroğlu'yla karşı karşıya getirdim. Hayır onu da davet edebiliriz. He? Onu da davet edebiliriz. Ama o zaman Hakan Bey'in yanına da... davet edebiliriz. Onu da davet tamam, edebiliriz. Tamam böyle tarihçi. Bir takım kurabiliriz ama bence bir tarih programı iyi yakışır size Hakan Bey. Olur. Yani ben size söyleyeyim. Yani... Yapın bence de yani. Şuradan bu... çıktı. Şimdi ne? Bu İstiklal Savaşı'nda ve Cumhuriyet'in kurulmasında Atatürk'ü böyle... Ya boş verin o şu anda ama sadece Atatürk değil Türk tarihi. Bir cümle söylüyorum. Heh. Atatürk'ü o tarihte oradan çıkarın hiçbir şey olmazdı.
Her şey 15-20 sene gecikirdi. Padişah Efendi de 5 yıl daha İngilizlerin elini öpmeye devam ederdi. Evet. Konuşulması gereken konular bunlar. Ali İhsan Karahasanoğlu, Kenan Alpay, Cem Toker ve Hakan Bayrakçı ile birlikte olduk. Saatler 10.30'u gösterdiğinde biz yine bu stüdyoda manşetlerin dilinde. Neyi konuşacağız biliyor musunuz manşetlerin dilinde? Söyleyeyim. Askıda fatura. Bu akşam konuşamadık. Askıda fatura. Önemli bir konu başlığı çünkü. Ve askıda fatura nelere yol açacak? Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bu kampanya veren el alan el, alan el veren el noktasında acaba neden gereksinim duydu Ekrem İmamoğlu böyle bir uygulamaya? Hepsine Ali İhsan Bey ile birlikte saatler 10.30'u gösterdiğinde yine canlı yayında değerlendireceğiz. Görüşmek üzere, hayırlı sahurlar olsun.